Sakarya Üniversitesi'nin çok değerli öğrencileri, hepinize merhaba. Yeni bir akademik çalışmalar dersinde birlikteyiz. Hep birlikte bugün iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir bilinçlendirme eğitiminde bulunacağız. Araştırma görevlisi doktor Baha Kamberoğlu aramızda. Bugünkü dersimizi bizlere, sunumumuzu bizlere yapacak. Kendileri kırmadılar bizi. Çünkü ekstra bir işlem. Fakat A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak üniversitemizde hizmet de veriyor aynı zamanda. Bu konularda öğrencilerimizin mühendislik hayatında yaşayabilecekleri bir takım sıkıntıları bildiklerinden bizlerle bu bilgileri paylaşacaklar. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği derslerimiz de var üniversitemizde. Fakat bu konu özel olarak tüm mühendislik öğrencilerini kapsayacak şekilde bir ders biçiminde yapmayı düşündük. O yüzden Baha hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi aramızda. Merhaba hocam. Baha hocam merhaba, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun hocam, siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Programın başında sundum, sizi tanıtmaya çalıştım. Sağ olun, var mı hocam? Fakat çok nazisiniz. Genel olarak bizim bu pandemi sürecindeki derslerimizde yaptığımız işlem konuklarımızdan kendilerini tanıtmaları yönünde oluyor. Ben küçük bir tanıtma yaptım ama sizin de vereceğiniz, öğrencilerimize vereceğiniz bir takım bilgiler olabilir. Bunları paylaşırsanız sonra dersimize başlarız inşallah. Tamam hocam. Merhaba arkadaşlar, ben Baha Kamberoğlu. Sakarya doğumluyum. Sakarya Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi elektrik elektronik mühendisliği bölümünü tamamladım. Yaklaşık 20 senedir Sakarya Üniversitesi içinde öğrenci ve araştırma görevlisi olarak bulunuyorum. Ayrıca iş sağlığı güvenliği, iş güvenliği uzmanı olarak da 2015-2016 yıllarından itibaren mühendislik fakültesi ve rektörlük bünyesinde katkılar sunmaya çalışıyoruz. Mühendislik fakültesi iş sağlığı güvenliği kurulunda görevim. Ayrıca de üniversitemizin iş sağlığı güvenliği koordinatöründe yardımcılık görevim devam ediyor. Elektromanyetik alanlar ve etkileri konularında çalışmalarım var akademik olarak. İşte baz istasyonları, elektromanyetik radyasyon, bu gibi konularda da çalışmalarıma devam ediyorum. Başka ne diyebiliriz? Belki çoğunuz laboratuvar dersini aldığınızda izlediğiniz bazı videolar vardır. Mühendis fakültesi bünyesinde iş güvenliğini, iş sağlığını bir bilinç haline, bir kültür haline getirmeye çalışıyoruz dekanlığımızın desteğiyle. Bununla ilgili laboratuvar dersi alan arkadaşların izlediği videoları biz çektik, biz sunduk. Elimizden geldiğince bu konuda bir yardımımız, desteğimiz devam ediyor. Şimdi bugün Serdar Hocam'ın da ricasıyla ve isteğiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme eğitimi yapacağız. Bu eğitimi daha önce farklı şekillerde görmüş olabilirsiniz belki. Yine bir tekrardır çünkü aslında bu sağlığı ilgilendiren mevzu olduğu için ne kadar tekrar edilirse o kadar iyi ve güvenli bir bilinç oluşacaktır insanlarda. Bununla ilgili bir eğitim yapacağız inşallah. Güzel bir giriş oldu hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlarımız sizi tanıdılar. Üniversitemize inşallah pandeminin tamamlanmasıyla birlikte geldiklerinde bu konuyla ilgili takıldıkları bir husus olursa size de danışabilirler. Özellikle fakültemizde de bu konuyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapıyorsunuz. Ben tüm öğrencilerimiz adına bunu da bir teşekkür etmek için bir... Estağfurullah hocam. Özellikle bahsetmek istedim. Sağ olun hocam, estağfurullah. Şimdi biz, benim bulunduğum birim metalürji ve malzeme mühendisliği. Bizim üzerimizde yaklaşık 20'nin üzerinde laboratuvar var, küçük küçük. Evet hocam. Parçaları da saydığımızda daha da sayı artıyor. Yani 5-6 tane laboratuvar kabul edilebilir ama bunun haricinde her birinin kendi içerisindeki birimlerini de hesaba katacak olursak 20'nin üzerinde laboratuvarımız mevcut. Dolayısıyla her birinde çalışmalar esnasında öğrencilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Sizin çekmiş, biraz önce bahsettiğiniz, çekmiş olduğunuz ve fakültemizin sayfasında da yayınlanan bir bilinçlendirme videosu var. Yaklaşık 55 dakikalık, 1 saatlik bir video. Doğru, evet hocam. Ondan çok faydalanıyoruz. Zaman zaman ben de izliyorum yani tekrar etmek açısından. Bu önemli bir şey. Birçok şey tekrar edilmesi gerekiyor. Kesinlikle mesela hocam. Geçen hafta trafikle ilgili bir program yapmıştık. Trafikle ilgili de zaman zaman videoların izlenmesinde fayda görüyorum. O hafta da onu söyledim.
Bu iş, o da bir başka bir güvenlik kısmına giriyor. Trafikteki araç kullanma güvenliğimizle ilgili. Unutabiliyoruz. Hatalarımız olabiliyor. Bu iş sağlığı ve güvenliği ise mühendis arkadaşlarımızın, mesela bir inşaat mühendisinin hayatının her alanında olacak. Bir metalurji mühendisinin hayatının her alanında olacak. Kesinlikle yani hocam. İş sağlığı ve güvenliğini kullanmayacağımız bir alan var mı? Evde annelerimiz ev hanımı olarak kendilerini ifade ederler. Ama ev babaları olarak biz de bıçağı kullanmaya başladığımızda neyle karşılaştığımız ortada değil mi? Yani elinizi kesmenizden tutun her türlü yaralanmaya kadar aslında hepsi bir iş sağlığı ve güvenliğine de girebilir. Kesinlikle hocam, aslında hayatta karşılaştığımız çok şeyin aslında iş hayatına karşımıza çıkması. Nasıl evde dikkat ediyorsak bazı şeyler, aslında iş yerinde dikkat etmeniz gerekiyor. Normal sokakta yürürken dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında anlattığımız çoğu şey belki arkadaş diyecek ki zaten ben bunları biliyorum, bununla karşılaştım, bunu yaşadım, bunu duydum diyecekler muhtemelen. Aslında ama işte bunu bir komple bir sistem haline getirmemiz gerekiyor hocam. Ama bunun ciddi anlamda şeyleri var, problemlerini yaşıyoruz. Bunu yaşamamak için bir tekrar bu. İnşallah hiç kimsenin başına bir sorun gelmez ama insandan kaynaklanmasa bile malzemeden kaynaklanabiliyor. Belki insanın kontrolüyle olmayan. Sizden bu konuyla ilgili detaylı bilgiler alacağız. Arkadaşlarımız da bu konuda iyi bir bilinçlendirmeye sahip olacaklarını düşünüyorum. İnşallah. Siz bir slide sunacaksınız. Slide sunum esnasında ekranda da çok küçük bir videonuz oynamaya devam edecek. Sizi takip etmek isteyen arkadaşlarımız o video üzerinden de takip edebilirler. Ben çok fazla sahnede olmayacağım görüntü olarak ama arkadaşlarımızın sorularını bir taraftan da takip edeceğim. Size dersimizin, sunumumuzun, konferansımızı nasıl tarif edersek öyle ifade edelim. Bitiminde inşallah soruları da yöneltmeye çalışacağız. Arkadaşlarımız i̇nşallah soruları yönlendirirlerse. Şu anda bir arkadaşımız da soruları topluyor. YouTube kanalından sorularımız aktıkça kendisine gelen soruları bize ulaştıracak. Biz de sizinle ders sonunda inşallah paylaşmış i̇nşallah olacağız. Peki. İnşallah. Hayırlı bir program olmasını diliyorum. İnşallah hocam. İnşallah güzel program buyurun olur. Hocam. Faydalı program olur herkes için. Buyurun inşallah. İnşallah hocam. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle tanımlardan başlayalım. İş sağlığı nedir? Niçin ihtiyaç duyulmuştur? Gibi tanımlarla başlayalım. İş sağlığı tüm mesleklerinde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmaları. Yani sizin iş yerinde ne sağlıklı, hem kafa olarak hem fiziksel olarak sağlıklı çalışabilmenizi sağlayacak, bunun sürdürülmesi sağlayacak çalışmalara iş sağlığı çalışmaları olarak tanımlanmıştır. Peki bu çalışmanın amacı nedir? Slide'a geçebiliriz. Öncelikli olarak hem iş yerine hem de çalışana faydası olan bir çalışmadır aslında bu. Ne gibi? Öncelikli olarak çalışan için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak. Çalışanların çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak. Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek. Bunları sağladığımız zaman, yani işveren bunları sağladığı zaman aslında işveren de kazanacak. Ne olacak? Çünkü çalışanın kafası rahat olacak, fiziksel olarak fazla yorulmayacak ve sadece işine odaklanabileceği için üretimin devamlılığı artacak ve verimlilik artacaktır. Aslında sistem oturduktan sonra iki taraflı kazan kazan durumu ortaya çıkacaktır. Bu sistem oturulunca kadar ama belli tabii sıkıntılar illa oluşacaktır ama sistem oturduğunda her iki tarafın da kazandığı güvenli, sağlıklı bir ortam oluşacaktır. Şimdi baktığımız zaman dünyada çeşitli istatistikler incelenmiş. Bunlar biraz geriden geliyor. Mesela 2020 istatistikleri 2022'de 23'te ortaya çıkıyor genelde. Ama genel olarak baktığımızda dünyada her 3 dakikada bir maalesef bir iş kazası oluyor. Her 90 dakikada bir kişi sakat kalıyor ve her 4 saatte bir kişi maalesef hayatını kaybediyor. Bunları azaltmak için ve insanların daha sağlıklı çalışması için de bu iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına ihtiyacımız var. Peki ülkemizde bu konu nasıl gündeme gelmiş, neler yapılmış bugüne kadar? 2012'ye kadar ülkemizde çeşitli kanunlar çıkarılmış Cumhuriyet döneminde. 36 yılında, 67 yılında, 71 ve 2003 yıllarında. Ama bu kanunlar direkt iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değil,
Sadece belli yasaların içerisinde, mesela SGK kanunun içerisinde işçi sağlığı ile ilgili ve işçi güvenliği ile ilgili kanunların bütün çalışanları kapsamayan, sadece işçileri kapsayan çalışmalar yapılmış. 2012 yılında 6331 sayılı İSG kanunu çıkarılıyor. 30 Haziran 2012'de. Bu kanunla bütün çalışanlar bu kanun kapsamını anlıyor. Sadece işçiler değil, çırak ve stajyerler, memurlar, işveren hepsi bu kapsamda, kanun kapsamına alınıyor. Yani kamu ayrımı yok, özel ayrımı yok. Artık bütün kurumlar bu kanunun gerektirdiği işlemleri yapmak zorundalar. Bu kanunun belli istisnaları var tabii. Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri, emniyet çalışanları, afet müdahale ekipleri, ev hizmetlerinde çalışanlar, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar bu kanundan muaf tutulmuşlar. Ama onun dışında herkes bu kanunun bünyesine alınmış durumda. Peki bu kanundaki 6331 sayılı İSG kanununun amacı ne? Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici bir yaklaşım. Yani kanunun amacı iş kazası veya meslek hastalığını yaşanmadan önce engellemek. Bunun için gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmaları işverene yaptırmak ve işçiye veya çalışana uygulattırmak. O yüzden önleyici bir yaklaşım veya proaktif kelimesi de kullanılıyor. Önleyici bir yaklaşım esas alınan bir kanun bu. 30 Haziran 2012'de bu kanun yayınlandı. 1 Ocak 2013'te ise yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren bütün iş yerleri risk analizi, acil durum eylem planı, çalışanların eğitimi ve bilgilendirmesi iş sağlığı güvenliği konusunda, İSG kurulu oluşturulması, tabii çalışan sayısı 50'den az çalışan olduğu zaman İSG kurulu oluşturulamıyor. Kanun 50 ve üzeri personel için İSG kurulu oluşturuyor. Ve sağlık gözetimlerinin, çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılmasını kanun zorunlu hale getiriyor. Belli muafiyetler, belli ertelemeler yapmışlar ama kanunda. Kime ertelemişler? İSG personel profesyonelleri vardır. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimleri. Kamu kurumları ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki iş yerleri için önce bu İSG profesyonelini bulundurma zorunluluğu bu kanunla Temmuz 2016'ya, daha sonra Temmuz 2020'ye, en son da Aralık 2023'e ertelendi. Ama onun dışında bu profesyonel bulundurma zorunluluğu erteleniyor ama dediğimiz gibi risk analizi, acil durum eylem planı gibi çalışanların eğitilmesi, sağlık gözetimlerinin hepsi yapılmak zorunda. Sadece kamu kurumları iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmuyorlar. Ama onun dışında yapılması gereken her şeyi ve 50'den az çalışan olan az tehlikelerle yapılması gereken her şeyi yapmak zorundalar. Şimdi iş yerleri bu kanunla tehlike açısından 3'e ayrılmış durumdalar. Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak. Tabii şimdi tehlike sınıfına göre çalışacak iş güvenliği uzmanı da değişiyor. İş güvenliği uzmanları da 3'e ayrıldı. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olarak. Şimdi A sınıfı uzmanlar 3 tehlike sınıfı içinde çalışabiliyorlar. Yani bu 3 tehlike sınıfında çalışabilirler. B sınıfı uzmanlar tehlikeli ve az tehlikeli de. C sınıfı uzmanlar da az tehlikeli sınıfta çalışabilirler. Bazen iş güvenliği uzmanı sayısına göre geçici süreli C ve B sınıfı uzmanlara üst sınıfta çalışma hakkı, mesela 6 ay veya işte 2022 sonuna kadar gibi tarihler verilerek bu tarihlerde güncel üst sınıfta çalışma hakkı tanındı. İş yeri hekimleri için ise bir ayrım yok. Bir iş yeri hekimi her sınıf iş yerinde çalışabilir. Onlarda böyle bir ayrım bulunmamakta. Şimdi biraz ileri alabiliriz. İş kazalarını ve meslek hastalığı önlemek adına yapılacak işler dedik. Risk analizinden bahsettik. Risk değerlendirmesi, her iş yeri bir risk değerlendirmesi yapacak, yapmak zorunda. Burada tehlikelerden kaynaklanan riskleri tahmin etmek ve kabul edilemez olanları engellemek ve bunlara çözüm üretmek amacıyla bir risk analizi yapılacak her iş yerinde. Ayrıca çalışanların sağlık gözetimleri de bu kanun kapsamında artık yapılmak zorunda. İşe girişte, iş değişikliği durumunda, yani çalıştığınız yer değiştiğinde, fabrika içerisinde risk durumu değişiyorsa ona göre iş değişikliğinde ve düzenli periyotlarla çalışanlar sağlık gözetiminden geçmek zorunda. Ayrıca başınıza bir iş kazası geldiği zaman veya çalışanınızın başına bir iş kazası geldiği zaman da sağlık gözetimi yapılmadan tekrar iş başı yapamıyorsunuz.
Yani o yüzden sağlık gözetimi, iş kazası durumunda da sağlık gözetiminin tekrarlanması zorunlu. Diğer bir kanunun getirdiği şey ise çalışanların bu sürece aktif olarak katılması. Yani çalışanlar eğitimlere katılmak zorundalar. Görüşleri, çünkü iş yerinde çalışan kişi aslında işçidir, çalışandır veya mühendistir. Sahada olan insanın görüşünün alınması gerekir. Burada bir tehlike varsa sahada olan çalışan bunu yukarıya bildirmeli. İşveren de bunu dikkate almalıdır. Bu tip katılımların sağlanması gereklidir ve çalışanların gerekli yerlerde, gerekli kurula temsil edilmesi sağlanmalıdır. Bu nasıl olacak? Çalışanları temsile yakın, çalışanlar için bir çalışan temsilcisi seçilebilir. Sendika temsilcisi bu olabilir mesela, eğer sendikal bir oluşum varsa. Sendika yoksa iş yerinde kim olabilir? Bu işçilerin kendi aralarını oyla seçtiği birisi olabilir. Aslında sendika temsilcisi daha pratik çözüm oluyor ama işçilerin aslında kendi aralarını oyla seçtiği birisi. İş sağlığı ve güvenlik kurullarında işçilerin temsilcisi olarak bulunmak zorunda. Ayrıca destek elemanları da belirlenecek çalışmalar esnasında. İşveren çalışanların hepsinin bu süreçte ayrıca eğitilmesini sağlayacak ve bilgilendirecek. Hangi konularda? Riskler, iş yerindeki riskler. Risk analizini yaptıracak işveren ve bu riskler konusunda çalışanları bilgilendirecek. İş yerinde alınan tedbirler ve uygulaması. Ben bu tedbiri aldım, bunu bu şekilde uygulamak zorundasınız diye çalışanlarına bunu bildirmek zorunda. Çalışanların hak ve sorumluluklarını çalışanları bu eğitimler esasında bildirmek zorunda. Ve her çalışan kendi İSG kaydına, eğitimine, sağlık gözetimine hepsine istediği zaman ulaşabilmelidir. İleri alabiliriz birkaç slide. Peki iş kazalarını önleme konusunda kimlere sorumluluk düşer? Bu aslında üç ayaklı bir sistem. İş kazalarını önlemek için devlet, işveren ve çalışanlara büyük bir görev düşmektedir. Ayrıca yeri geldiği zaman ihtiyaca göre üniversitelerden ve sendikalardan destek alınabilir. Ama bu işin üç önemli öğesi devlet, işveren ve çalışandır. Devlet ne yapar bu konuda? Yasaları yapar. 6331 sayılı kanun gibi. Bunların uygulanıp uygulanmadığını denetler iş denetçileriyle ve altyapı oluşturur. İşveren mesleki risklerin önlenmesini sağlar. Eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınmasını sağlar. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun yapılmasını sağlar. Çalışılacak gerekli araç gereci temin eder. Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun şekilde uygun hale getirilmesini sağlamaktadır. Mevcut durumun iyileştirilmesini, iş yerinde alınan her türlü iş sağlığı ve güvenlik tedbirinin uyulup uyulmadığını izlemek zorundadır. Yani ben bu önlemi aldım, işçiye söyledim, çalışana söyledim. Ben kendi işime devam ederim diye bir seçeneği yok işverenin. Bu önlemlerin de, bu tedbirlerin de kullanılıp kullanılmadığını, yapılıp yapılmadığını hepsini takip etmek ve uyarmak zorunda eğer yerine getirilmiyorsa. Ben işçiye kemeri verdim, o 30. katta ne yaparsa yapsın deme bir şansı yok mesela bir inşaat işi yapan müteahhitin veya bir çalışan. Ayrıca ne işverenin diğer görevleri arasında risk değerlendirmesinin yapılması, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunun göz önüne alınması gereklidir. Yani mesela bir çalışan sağlık açısından o işi yapamayacak durumdaysa da onu kullanmaya çalışmaması ve işe alması gerekir veya başka bir yerde değerlendirmesi gerekir işveren. Veya çok kısa bir adamı yüksek uzanmalı bir işte çalıştırmamalı veya çok uzun bir adamı dar bir alanda çalışmaya zorlamamalıdır. Bunları da dikkate almalıdır. Peki çalışan ne yapacak? Çalışan kendisine verilen alet ve malzemeyi amacına uygun kullanacak. Yani gidip mesela bir malzemeyle olmayacak bir iş yapmaya gidip gereken malzeme almak yerine başka bir malzemeyle işi idare etmeye çalışmayacak. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanacak ve koruyacak. Kendisini ve başkasının en önemlisi bu aslında kendisini ve çalışma arkadaşlarının sağlığını önemseyecek. Yani işi hızlı yapmak için kendini riske atmayacak veya arkadaşlarını. Sağlık ve güvenlik kurallarına uyacak. Tehlikeli durumları ilgililere bildirecek. Hastalık ve kazaları yine aynı şekilde ilgililere bildirecek. Bilgi ve bilgi edinme hakkını kullanacaktır. Aslında çalışan ne yapacak? Kendine tebliğ edilen
kuralları uygulayacak sağlığı güvenliği açısından. Kendine verilen malzemeyi düzgün kullanacak. Yani işverenin kendine tebliğ ettiği bu konuyla ilgili işlemleri yapacak. Risk almayacak, dikkatli davranacak ve kendi sağlığını koruyacak. İşveren de bunun olmasını sağlayacak ideal bir sistemde. Fakat istemediğimiz olaylar oluyor. Kazanın tanımına kadar gelebiliriz sonlarda. Fakat her önlemi alsak da önceden planlanmamış kazalar başımıza gelebiliyor. Dışarıda, sokakta, trafikte, hayatta, evde, iş yerinde, her yerde kaza ile karşılaşabiliyoruz. Kaza tanım olarak önceden planlanmamış, bilinmeyen, kontrol altına alınamamış, istenmeyen, yani burada bütün olumsuzlukları sayıyoruz, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makine ve araçların zarar uğramasına ve üretimin durmasına sebep olan olaylara kaza diyoruz. Tamam, bu bir kaza. Peki iş kazası ne? Şimdi bir kazanın iş kazası sayılması için belli şartlar gerekiyor. Bir sonraki slide'da geçebiliriz. Şimdi bunun için 5 tane şart belirlenmiş. Bunlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda belirlenmiş durumda. Bir kazan iş kazası sayılabilmesi için sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olması gerekiyor. Şartlardan biri bu. İkinci şart, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına veya hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle. İşverenin işi nedeniyle iş yerinde veya iş yeri dışında yaptığımız bir iş sebebiyle oluşan kaza. Diğer bir iş kazası sayılma durumu, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. Nedir bu asıl işi yapmaksızın geçen zamanlar? Siz fabrikadan veya iş yerinden çıktınız, işin yapıldığı başka bir noktaya giderken yolda trafik kazası geçirdiniz. Tabi bu işverenin sağladığı araç ile olacak bir şekilde. Yolda başınıza gelen bir şey, o iş yerine girerken başınıza gelen bir şey, bir kaza iş kazası sınıfına giriyor. Tabi kendi arabanızla giderseniz de arada kaza olursa onun şartları incelenecek, ama işverenin sağladığı bir araçla işverenin işini yapmak için işverenin yeri dışında bir yere gittiğimizde giderken başınıza gelen bir kaza da aynı şekilde iş kazası olarak tanımlanıyor. Emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda gelen kazalarda iş kazası oluyor. Ve en son servis olayı. Şimdi işverenin sağladığı servis imkanıyla sabah evinizden çıktınız, servise bindiniz, yolda başınıza bir trafik kazası geldi veya başka bir kaza geldi. Bu bir iş kazası oluyor sizin için. İşverenin sağladığı aracın içinde olduğunuz için. Aynı şekilde akşam işten çıktınız, yine servise bindiniz ve evinize giderken yine bir kaza oldu. Bu da bir iş kazası olarak tanımlanıyor. Yani sabah evden çıkıp servise bindiğiniz andan itibaren akşam evinizin orada servisinden indiğiniz ana kadar geçen sürede oluşabilecek kazalar iş kazası, bir sigortalı için iş kazası olarak tanımlanıyor. Tabi sabah evinize, sabah kendi arabanızla gidip gelmeye karar verdiniz, kendi arabanızla yaptığınız kaza iş kazası olmuyor maalesef bu süreçte. Şimdi yapılan iş kazaları incelendiğinde bu kazaların %98'inin insan kaynaklı olduğu görülmüş. Yani 100 kazanın 98 insan kaynaklı. Bunların 88'i emniyetsiz davranışlardan, yani çalışan kaynaklı problemlerden meydana gelmiş. Kalan %10 ise emniyetsiz durumlardan, yani işverenin güvenliğe önem vermemesi yüzünden kaynaklanan kazalar. %2 ise kaçınılmaz, nedeni belli olmayan, şans, kader, kısmet denen kazalar. Yani aslında güvensiz koşullar ve güvensiz davranışın önüne geçebilirsek iş kazalarını da engellemiş oluruz. Yani biz ne kadar dikkatli olursak kaza yaşama ihtimalimiz, ne kadar işimizi zamanında düzgün yaparsak o kadar az olacaktır. Bir sonraki slide'da kazaya yol açan bazı yaklaşımları verdik. Öyle yaparsam bu iş yetişmez. Bana bir şey olmaz. 20 senedir ben bu işi yapıyorum, daha başıma bir şey gelmedi. Bizde büyük kaza olmaz. Veya kişisel koridorunu kullanmamak için üretilen bahaneler. Başımı ağrıtıyor, kulaklık mantar yapıyor,
gözlük buhar yapıyor veya maskeyle daralıyorum veya bu iş ben onu 10 dakikada hallederim gibi yaklaşımlar iş kazasını çağıran yaklaşımlardır. Peki emniyetsiz davranışları nelerdir emniyetsiz davranışlar? Acelecilik, ihmalkarlık, yani insanın doğal yapısından kaynaklanan sıkıntılar bunlar. Dalgınlık, dikkatsizlik, aşırı hızlı iş yapmak, şakalaşma, tehlikeli çalışma veya yapısal uyumsuzlukta yani insanın fiziksel yetersizlikleri veya iş ile ilgili yeterli bilgimizin olması, yetersiz bilgi veya yetersiz tecrübe. Bu videoyu oynatabiliriz. Şimdi burada bir alan var. Gördüğünüz gibi şeritle çevrilmiş çalışanların girmemesi için. Bu görsel oynatılmıyorsa da ben kısaca anlatayım. Video herhalde oynatılamıyor sanırım hocam. Tamam hocam. O zaman ben kısaca anlatayım bunu. Şimdi burada bir alan var. Kazı yapılmış arkadaşlar ekranda görüyorlardır. Etrafı da şeritle çevrilmiş ki çalışanlar giremesin. Şu kapı gibi bir yer var. Oradan bir çalışan gelecek, o şeridi kaldıracak, yürümeye devam edecek ve oradaki su çukuruna düşecek. Orada oranın kazılı olduğunu fark etmeden. Orası çevrilmiş, aslında dikkatli olması gerekir, oraya girmemesi gerekir ama kestirme olarak kullanıyor. Oraya düşüyor, o çukur çok derin olabilir, orada boğulabilir, içinde sivri şeyler olabilir, yaralanabilir. Bu tip riskleri göz ardı edip girmemesi gereken bir yere girerek kendi hayatını tehlikeye atıyor. İşte bu acelecilik, ihmalkarlık, dalgınlık diye tanımlayabileceğiniz bir şey. Bir, konu bir sonraki slide'da yine emniyetsiz davranış örneklerimiz var. Sesim açık değil sanırım. Burada da belli emniyetsiz davranış örnekleri var. Solda gördüğünüz gibi kemersiz çalışan işçiler var yüksekte. Biri hatta yandaki şeye basıyor gördüğünüz gibi. Sağ üstte klima montajı yapan çalışanlar var. Muhtemelen balkondan uzanan kişi de ev sahibi, işveren oluyor. Yani sanki bana öyle geldi. Veya sağ altta gördüğünüz gibi 3 işçi bir tahtanın üzerine çıkmış. Dördüncüsü havada, boşlukta kaynak yapmaya çalışıyor destek alarak. Bu tip şeyler gayet önlem almadan yapılan çalışmalardır ve emniyetsiz davranış olarak sınıflandırılabilir. Bu ve buna benzer birçok davranış biçimini herhalde hayatımızda sergiliyoruz. Evet hocam. İşte bunlara belki giriyoruz. Şu anda aramızda değil arkadaşlar. Uzakta izlediklerinde veya bir dikkat çekici bu şekilde karikatürize edebileceğimiz hususlar var. Kesinlikle ama hocam. Maalesef trajikomik sonuçlarla karşılaşıyoruz. Ve sonuçta bazıları için sadece trajik oluyor. Tabii hocam. Yani çoğu ölenler öldüğüyle aslında kalıyor ama arkadan mesela bir baba kaybedildikten sonra arkada yetimleri var. Yepyeni bir hayat başlıyor onlar için. Tabii daha zor, daha farklı bir hayat başlıyor onlar için de. Evet. Yani o yüzden sadece kendimizi değil de etrafımızdakileri, hayatımızdakileri, çocuğumuzu, ailemizi düşünerek aslında yaptığımız işi zamanında ve kendimizi koruyarak yapmalıyız. Bu tür elimizden şeylerde geldi hocam, şöyle bir katkım olsun hem sizin sesinizi dinlendirmeniz açısından. Sağ olun hocam. Arkadaşlarımız büyük bir kısmı yarın mühendislik yapacaklar. Ve evet, sahada birçok kişiyi yönetecekler. Bu biraz önce göstermiş olduğumuz resimlerde ki kişiler gibi davranmalarını mutlaka önlemeleri lazım. Yani artık eski alışkanlıklarımızdan vazgeçip iş güvenliğini ön plana çıkaran, insan hayatını ön plana çıkaran, bir işin yetişmesi mutlaka çok önemlidir. Fakat ondan önemli olan kişilerin hayatı, sağlığı, bu konuyla ilgili bir bilinçlenmenin kazanılması çok çok önemlidir. Yasalarımızdan bahsettiniz. Kanunlar bu konuda düzenlenmeye çalışıyor. Kanunları ne kadar düzenlersek düzenleyelim, eninde sonunda insan faktörü işin içerisine giriyor ve bu işi yetiştireceğiz diyerekten ihmallerimiz evet, olabiliyor. Bunu yapmamalarını ben bir abileri olarak, bir hocaları olarak tavsiye ediyorum. Buyurun hocam. Biz de hocam aslında planlama aslında çok önemli hocam bu iş. İşe başlarken planlama, işe devam ederken planlama, çıkabilecek sıkıntıları planlama çok önemli aslında. Biraz da bu işler planlamanın eksik olması veya iş terminlerinin bir ay atıyorum
ihaleye işe alabilmek için 12 aylık işi 6 ayda yapmaya çalışmak, işverenin daha hızlı yapılacak diye buna göz yumması. Aslında biraz da bu planlama ve iş planlaması, hem işi veren hem işi alan hem çalışan için bu planlamaların da düzgün yapılması ve bunların kontrol edilmesi gerekiyor hocam. Mesela 12 aylık bir işi 6 ayda ben yaparım dediği zaman birisi, birilerinin buna dur demesi veya en azından o bir şey demesi lazım. Mesela bu iş 9 aydan erken olmaz, 12 aydan olmaz deyip biraz engelleme mi diyelim, önemli yoksa planlama konusunda bir çalışma olması gerekiyor. Kalitesi de önemli. Yani, evet hocam. Belki iş sağlığı ve güvenliği noktasında bir problem de çıkmayacak. Kesinlikle. Ama acaba kalite? Bu kalite de tabii ki işin içerisine. O kalite bundan sonraki süreçte iş sağlığı ve güvenliğini belki ortaya çıkartacak. Bir de o yönü var. Yani kesinlikle. Kısa sürede yapmanın getirdiği böyle dezavantajlar var. Tabii hocam, kesinlikle. Hep böyle buyurun birbirine baltalayan bir süreç aslında. Tamam hocam. Şimdi emniyetsiz durumlardan devam edelim hocam. Şimdi emniyetsiz davranışları kısmı özetledik. Bir sonraki slide'da da emniyetsiz durumların ne olduğunu tanımladık elimizden geldiğince. Emniyetsiz durumlar, ekipmanlar, iş yeri düzensizliği ve denetim noksanlığı olarak başlıklandırılabilir. Nedir ekipman sınıfına giren? Bakımı yapılmamış ekipmanla çalışmak, hasarlı ekipmanla çalışmak. Gördüğünüz gibi kırık bir baret görseniz var orada. Ekipmanın yanlış kullanımı, tornavida ile çivi çakmaya çalışmak belki. Gidip çekici almaya üşenip orada tornavida ile işi götürmeye çalışmak. Yetersiz koruyucu ekipman. Makineye çoğu fabrikada karşılaşacak arkadaşlar iş hayatına başladıklar. Belki de stajlarında da görmüşlerdir. Sıkıntılı makinelerin makine koruyucularını çıkartıp hızlı müdahale etmeye çalışır teknikerler. Yani öyle şeyler olacaktır. Yetersiz koruyucu ekipmana bunu örnek verebiliriz. Uygun olmayan ekipman kullanımı, uygun olmayan muhafazalar ve yetersiz uyarı sistemleri emniyetsiz durumlara örnek verebilir. Ayrıca iş yerinde zemin kirliliği, dağınık ve düzensiz çalışma ortamı da emniyetsiz durum olarak örneklenebilir. Buradaki görsellerde görüldüğü gibi bir tane kırık baretimiz var. Bununla çalışmaya devam etmek veya sağ üstte iki tane tüp, gördüğünüz gibi yanlış depolanmış. Hem farklı tüpler hem de biri yan duruyor, biri dik duruyor. Üçüncü görselimizde izolasyon malzemelerinin üzerine iskele kurmuşlar. Belki çok net gözükmüyordur ama bir inşaat iskelesi izolasyon malzeme üzerine kurulmuş ve sağ alttaki iskelemiz elektriklerin, yani benim branşımdaki teknikerlerin aman iş hızlı olsun diyerek yaptıkları kabloyu hemen hızlıca başka bir kabloya bağlayıp çalışmaya devam etmek için yapılan bir uygulama. Yine bir sonraki görselde, bir sonraki sayfalarda başka görseller var. Gördüğünüz gibi menfezi olmayan bir çukur var, kapağı olmayan bir çukur var orada. Bu bizim üniversitemizdi. Biz bunu uyardık, kapattılar orayı. Mesela sağda muhafazası olmayan bir makine var ve yine bir iş görsün diye yapılan bir elektrik bağlantısını görüyoruz. Bunlar da emniyetsiz durumları örnektir. Şimdi burada yine çalışanların için tehlikeli davranışlara birkaç görsel koyduk. Bunları burada hocam, mesela çalışan menfezlerle ilgili çok yaşadığımız örnek var. Belediyelerin özellikle bu evet hocam ilgili rögar kapaklarıyla ilgili alınmadıkları yerine oturmayan rögar kapakları, oynayan evet. Kapaklar hep çok büyük sıkıntı hocam. Rögar kapaklarıyla ilgili olarak maalesef bir kişiyi de kaybettik biliyorsunuz. Evet, araç kaza yaptı. Rögar kapağının açık bırakılması sebebiyle ve hiçbir uyarı levhası da bırakılmayınca. Yani de çok işlek bir caddede, Serdaba'nın en işlek caddelerinden bir tanesinde maalesef böyle bir trafik kazasıyla bir insanımızı da kaybetmek durumunda kaldık. Evet hocam, yani uyarı işaretlerini hızlı çalıştıkları zaman bazen koymuyorlar. Nasıl yarım saate geleceğim deyip bırakıyorlar. Veya hiç araca koymadıkları için öyle bırakıyorlar. Nasılsa kervan yolu düzdür mantığıyla devam ediyorlar. Evet. Birileri dikkat eder diyerekten. Maalesef öyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. İşte biz elimizden geldiğince gördüğümüz vatandaşın görevi, bu tip şeyleri gördüğü zaman veya çalışan görevi yukarıya bildirip çözümünün yapılmasını sağlamak hocam yaptıktan sonra. Neme lazımcılığın asla yeri yok hayatımızda aslında. Evet, maalesef birçok alanda bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Ben arkadaşlara şöyle bir şey paylaşayım. Mutlaka her bir resmi kurumun belli birimleri var. O birimlere mailler atarak
konuların uzmanlarına uyarılarda bulunarak müdahalelere yapılmasında gerek vardır diye düşünüyorum. Örnek verelim. Laboratuvarlarımızın bulunduğu bir yerde kurumuş bir ağaç vardı. Dallar iyice kurumuş ama kalın bir gövdesi var yukarıya doğru. Yani bu bir süre sonra kırılacak ve araçların üzerine devrilecek. Yaptığımız uyarı üzerine hemen ağacımızı kestiler. Gerekli önlemleri aldılar. Sizin biraz önce gösterdiğiniz biçimde açık kalan bir menfezimiz var. Ve buna benzer birçok olay. Bunları insanlarımız uyardıkları zaman gerekli birimlere, bu belediye olabilir, bir askeri tesiste bir askeri birim olur, efendim başka birimler olabilir. Mutlaka onlara mail yoluyla da, telefonla da ulaşılması gerektiğini ben düşünüyorum. Neme lazımcılık bir başka insanın hayatının kararmasına sebebiyet verebiliyor. Kesinlikle hocam. Yani biraz, bir de şey de var biraz hocam, nasılsa birisi uyarmıştır deyip devam etmek de var bizde. O da bir değişiklik. Buna müdahil olmamız lazım. Evet, müdahil olmamız gerekirse biz 100 kişi söylediyse 101. olmalıyız bu konuda. Elimizden geliyorsa düzeltmeliyiz. Tabii hocam. Elimizden gelse düzeltmeliyiz. Veya bu gerekli yerlere de yani nasıl bir yeterince kişi başvurmuştur. Yani 101. olalım, 102. olalım ama yine bu durumu bildirelim. Nasıl elektrik kesildiği zaman hemen idareyi arıyoruz. Başkası aramıştır demiyoruz. Paldırken hemen alıyoruz telefonu, aramaya başlıyoruz. Veya başka bir şey, bu tip şeylerde. Bu konularda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü benim sağlığımı etkilemese de başkasını etkileyecek. Şöyle bir katkıyı da yine devam edeyim. Hem sohbete dönüştürerek arkadaşlarımızın evet hocam, derse tabii ilgisini slaytlarla birlikte devam ettirebilmek açısından. Siz mesela bir menfez örneği verdiniz. Bu menfez uyarı yapıldı ve kapatıldı. Evet. Ben zaman zaman böyle dini örnekler de vermeye çalışıyorum. Şöyle bir şey. Hazreti Peygamber'in söylediği bir söz vardır. Diyor ki yoldaki bir taşı kaldırıp atmak insanlara zarar vermesini engelleyebilmek için yoldan kaldırıp atmak imanın şubelerindendir, en düşüğü şeklinde ifade ediyor. Dolayısıyla bu tür işlemleri gerçekleştirebilmemiz imanımızla ilgili, yani İslam inancı üzerine olan insanlar açısından söylüyorum, çok da önemli bir husus. Yani yoldaki küçük bir taşın atılmasını insanlara vereceği sıkıntıdan dolayı önemseyen bir peygamberin ümmeti olarak böyle bir davranış biçimini sergilenmesi, o çukur insan hayatını tehlikeye düşürecek bir şey. Sıkıntı tabii vermeyi bir kenara bırakalım. Bu şekilde öğrencileri kaybettik biz. Yani belediyelerin açık bıraktığı, yani 2 metrelik bir rogara düşen çocuklarımız oldu. Okula gönderiyoruz ama çocuğumuzu kaybediyoruz. Yani olacak şey değil. O yüzden bizim başımıza gelmez demeyelim. Büyük şehirlerde, küçük şehirlerde fark etmez. Mutlaka gerekli yerlere uyarıları yapmamızda fayda var. Evet hocam, kesinlikle. Devam edebiliriz arkadaşlar. Slide. Yine burada birkaç tane tehlikeli davranış ve tehlikeli durum örneği koydum ben bunlara. Devam edebiliriz. Burada mesela çalışan, yüksekte çalışıyor. Nereden baksanız 20 kat vardır orası. Mesela kemeri yok çalışış noktada. Hemen yan tarafı boşluk. Dizi ağrımasın diye dizinin altına destek koymuş ama düşme ihtimalini düşünmemiş. O şekilde çalışmaya devam ediyor. Duvarda bir delik açmaya çalışıyor. Bir sonraki slide'da kaynak yapan bir ustamız var. Arabayı muhtemelen el yordamıyla kaldırıp tahtalarla sabitlediler. Ve arabanın altında kaynak yapıyor ama o tahtalar kayarsa ne olur? Hiç düşünmemişler. Veya birisi gidip ayağa çarpar, başka bir şey olur. Bunu hiç düşünmeden o kaynak işine devam ediyor. Yine bir sonrakinde boyacı örneğimiz var. Merdiven yerine 3 tane boya kutusunu üst üste koymuş. Tavanda bir yeri boyamaya çalışıyor. O boya kutuları kırılı plastiktir, kırılabilir, devrilebilir. Hiç bunları düşünmeden iş devam etsin diyerekten çalışıyor. Bir sonrakinde yine bu sefer yine çitleri tamir eden bir çalışan var. Arabanın kenarından uzatmış şeyi, başka bir paleti. Onun üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şimdi bu tip örneklerden sonra bir örnek slide koydum ben. Bir örnek çalışma. Mesela bu ofisteki arkadaşlarımız, izleyenler bir dakika düşünsünler. Kazaya sebep olabilecek riskler nelerdir? Bunları bir düşünsünler. 3 tane çalışan var. Belli aksiyonlar içerisindeler. Bir sonraki slide'da da bunların ne olduğunu gösteriyoruz. Artık gösterdik. Tamam. Mesela
Yukarıda kettle koymuşlar dolabın üzerine. Çalışan sandalyenin üzerine çıkıp kettle çalıştırıyor. Bu birisi davranış. Kettle'ın kablosu dolabın içerisinden geçmiş, duvara gitmiş. O kapak kapandığı zaman muhtemelen kettle yere düşecek. Sol alttaki bayan elektrikli ısıtıcı kullanıyor. Ayaklarını yakabilir. Ayrıca kablosunu oturduğu sandalyenin altından geçirmiş ve masaya dolamış. Yani bir hareket esnasında kettle'ı devirebilir, yangına sebep olabilir. Halının kenarı kıvrık, bir çalışan takılabilir. Köşedeki bilgisayarın kabloları dağınık, yine birisi takılıp düşebilir. Bunlar ufak şeyler aslında ve bunlar hayatımızda olan şeyler. Görmezden geldiğimiz şeyler aslında. Çalışan dosya taşıyor, çok fazla yük almış eline ve önündeki dağınıklığı görmeden yürümeye devam ediyor. Oraya takılabilir. Ve en son söyleyebileceğimiz en üstte de uyumsuz depolanmış kitaplar var. Bunlar düşüp devrilebilir. Birisinin kafasına düşebilir. Aslında bunlar dediğimiz gibi hayatımızın her aşamasında yaşadığımız, kullandığımız, dikkat etmediğimiz şeyler. Şimdi etrafımıza baksanız belki odamızda dolabın üzerinde olmaması gereken bir kutu, başka bir yerde bir ısıtıcı, bilgisayarların, masaüstü bilgisayarın kabloları masanın altı darmadağın duruyor olabilir. Bunları da düzenleyip kendi veya halıların köşeleri kıvrık olabilir. Bunları düzenleyip dikkatli olmamızda fayda var. Şimdi iş kazalarının temel nedenleri incelenmiş. Bir iş kazası nasıl meydana gelir diye çalışmalar yapılmış. Bir sigorta görevlisi Herbert Heinrich diye birisi kaza raporlarından yola çıkarak bir kaza nasıl olur diye düşünmüş, incelemiş ve bunun 5 tane temel unsuru olduğunu tespit etmiş. Ve bunu domino teorisi olarak tanımlayarak aslında bu 5 olayın peş peşe oluşmasıyla bir kazanın oluştuğunu ifade eden bir tanımlama yapmış. Buna domino etkisi veya kaza zinciri diyoruz. Nasıl dominolar aradan bir tanesini çektiğimiz zaman geri kalanı devrilmiyorsa bu tanımlamaya göre, bu ifadeye göre de arada bu 5 olaydan biri gerçekleşmediği zaman kaza olmaz demiş. Şimdi bunu şu şekilde yazarsak, bu 5 parça, birincisi doğa ve sosyal yapı, ikincisi kişisel kusurlar, üçüncüsü güvensiz hareket veya güvensiz şartlar, az önce emniyetsiz hareket ve emniyetsiz şartlar da deniyor onlara, az önce tanımladığımız şeyler, dördüncüsü kaza ve beşincisi yaralanma veya ölüm. Bu zincir tamamlandığı zaman bir iş kazası olarak tanımlanıyor bu. Şimdi doğa ve sosyal yapı nedir? Doğa ve sosyal yapı aslında insanın doğa karşısındaki zayıflığı olarak düşünebiliriz bunu. Nasıl? Biz sivri cisimlere karşı zayıf bir yapımız var. Bıçaktır, çividir. Bunlara karşı zayıfız. Bunlar bizim derimizi kolay yırtabilir, delebilir. Veya siste görüşümüz zayıflar. Duman altında görüşümüz zayıflar. Fırtınada hareket kabiliyetimiz zayıflar. Yani doğa ve etraftan kaynaklanan bir insanın yaşayabileceği sıkıntılar. İkincisi kişisel kusurlar. Bunlar öfke, dikkatsizlik, yorgunluk, anlama güçlüğü, aldırmazlık gibi sınıflandırabiliriz. Üçüncüsü güvensiz hareketler, güvensiz şartlar, kötü planlama, koruyucusuz malzeme kullanma, tehlikeli çevre ya da çalışma ortamı. Dördüncüsü kaza. Bunlar hepsi yukarıdan sırasıyla gerçekleştiği zaman meydana gelen kaza, bu yaralanma veya zararlı sonuçlanan olay kazadır. Ve en son yaralanma veya ölümünü tamamlanıyor bu zincir. Şimdi bunu nasıl örnekleyebiliriz? Şimdi iş yerinde az önce gösterdiğim, az önceki video gibi düşünebiliriz veya şimdi bir iş yerinde A noktasından B noktasına gideceğiz. Ama acelemiz var ve iş yerinde mesela yüksekte yapılan bir çalışma var. Kestirme olsun diye oradan geçiyoruz. Niye? Çünkü acelemiz var veya yorgunuz, çok uğraşmak istemiyoruz. O girilmesi gereken yere giriyoruz. Yukarıdan da düzgün depolama yapılmamış veya çalışan aşağı bir şey atıyor. Bak aşağıda kimse var mı yok mu diye. O da aşağı bir şey fırlatıyor. Siz de oradan geçiyorsunuz. Şimdi bu size çarptığı zaman ne olacaktır? Mesela dördüncü kattan bir tane tuğlayı aşağı fırlattı adam. O da güvensiz davranışa giriyor. Siz zaten dikkatsizden sebep girilmemesi gereken bir yere girmişsiniz. O tuğla geldi, sizin kafanıza çarptı. Siz yaralandınız veya daha kötü bir şey oldu. Bu süreç, bu olaya iş kazası diyoruz. Bu tuğla geldisin önünüze, arkanıza düştü. O zaman bu iş kazası olarak değil, ramak kala olay olarak tanımlanıyor. Yani ne oluyor? Arada kaza oluşmuyor.
Tabii doğa ve sosyal zayıflık var, kişisel kusur var, güvensiz davranış var ama tuğla önümüze düştü, kaza olmadı. O zaman bu iş kazası değil, Ramakkale olayı olarak tanımlıyoruz. Kazayı bu şekilde düşünebiliriz. Zaten bununla ilgili bir kaza piramidi çalışması yapılmış. 330 tane kaza incelenmiş. Ortalama bir istatistik çalışması. Şimdi bu 330 kazanın 30'unun iş kazası, 300'ünün ise Ramakkale olayı olduğu görülmüş. Bu 30 kazanın biri ölüm veya ağır yaralanmayla, 29'u da uzuv kaybı veya yaralanmayla sonuçlanmış. Bir sonraki görselde onu da gösterebiliriz. Yani hayatımıza meydana gelen veya iş 330 kazadan 300'ü kıl payı atlatılmış olaylar. Sonra da fark edip kurtulduğumuz, işte tuğlanın önümüze düştüğü, arkamıza düştüğü, çivinin bizi sıyırıp duvara saplandı, değişik bu tip olaylar. 330 olaydan 300'ü bu tip olaylar oluyor. 30 tanesinde ama yaralanmalı ve ölümlü kaza oluyor. Şimdi bu iş kazalarını 4M teorisiyle açıklamışlar. 4 tane İngilizce'den gelen M'ler, M harfi bu. Birincisi insan, yani men kaynaklı hatalar. Yine aslında tekrar görüyoruz ama eğitim ve bilgi eksikliği, dalgınlık dikkatsizlik, ilgisizlik, düzensizlik, bedenin iş uyumsuzluğu, aile düzeni, psikolojik faktörler ve beslenme yetersizliği gibi insan kaynaklı sorunlar. İkinci M, machine, yani makine veya teçhizat. Yeterli koruyucu tedbirin alınmaması, işe uygun makine veya alet kullanılmaması ve makinelerin yanlış kullanılması. Üçüncü M, medya, yani ortam veya çevre. Malzemenin kimyasal fiziksel özelliklerine uygun üretim sisteminin seçilmemesi, sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü gibi fiziksel etkiler, mekanik etkiler ve sağlık koşulları da medya içine giren unsurlar. Ve dördüncü M'de yönetim, management, yönetimsel faktörler. Fazla mesai çalışması, çok fazla iş yoğunluğu, mantıksız iş rejimi, fazla ve sürekli güç harcama, sürekli gece vardiyası, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısına uymayan işte çalıştırılması. Bunların hepsi iş kazasına sebep olabilen temel unsurlar. 3 numaralı maddeye arkadaşımız biraz geri alırsa onu da göstermiş oluruz. Ben soru olarak sormuş olayım. Şimdi arkadaşlarımızdan da sorular gelmeye başladı. Sanırım Abdullah Paksu'nun bir sorusu var, onu ileteceğim. Tamam hocam. Yeri geldiğinde. Kullanılan madde ve çevre diyorsunuz. Yani evet hocam. Böyle bir kelimeyle biz sanki geçiyoruz, gidiyoruz. Bitti, bir slide'la da işlemi bitiriyoruz. Ama mesela evet Ankara Ostim. Maalesef tüplerde hidrojen tüpünün içerisine oksijen, oksijen tüpünün içerisine hidrojen doldurulmuş hocam. Evet hocam. Yani bu kadar büyük bir facia olamaz. Yani göz göre göre gazların böyle farklı tüplere doldurulmuş olması bundan yaklaşık bir 10 sene 12 sene kadar olabilir. Çok büyük bir patlama evet, olmuştu. Hatırlıyorsunuzdur. Çok büyük bir patlamada çok ciddi kayıplarımız oldu. Ciddi manada insan kaybettik. 20'ye yakın insanımızı kaybetmiştik. Buna benzer başka kazalar da oluyor. Yani kullanılan madde ve çevreye bir girer mi girmez mi ben onu merak ettim. Yani düşünün bir hocam, madde kullanıyorsunuz. Tüpleri olması gerekenin dışında depoluyorsunuz veya dolduruyorsunuz. Tabii hocam. Tabii ki girer. Yani şimdi veya şimdi A malzemesi benzer malzeme kullanmak bununla bu iş olur diye çalışılabilir. Şimdi örneklemek belki bir anda zor olacak ama tabii bazen A mesela bir ürün işi yapmak için çekiç değil de başka bir şey kullanmak bile buraya girebilir hocam yani. Buraya girecektir yani. Uygun malzeme kullanmamak, uygun üretim sistemi kullanmamak. Bazen yapılıyor hocam işte. Bir şey denmek için başka bir şey kullanmak gibi. Yani. Çok çok önemli şeylerimiz var. Yani biz biraz hızlı yapmak için çabuk bitsin diye bazen raydan çıkıyoruz diyelim hocam. Veya dikkatli davranmıyoruz. Bazen yeni gelen personellere gerekli bilgilendirme yapmadan işi yolda öğrenirsin deyip devam ediyoruz. Bunların hepsi aslında bu üçüncü maddeden kaynaklanan kazaların yolunu açıyor bence. Doğru. Biraz da.
Buyurun Belki hocam. orada dediğiniz tüp örneğinde de belki ellerine tüp kalmadı. Bir şey olmaz deyip doldurdular onu. Bunu satın aldıkları firma yapmış. Evet Yani hocam. Tabii satın alan bilemez dışarıdan. hocam. Evet. Maalesef Onlar böyle şimdi bir. tüplerin üzerine bir kartlama sistemi getirildi. Şimdi kaç senedir şimdi barkoda döndüler hatta. Şimdi biz de Evet. mühendis fakültesi bünyesinde bir çalışma yaptık. Laboratuvarlık tüpleri yanlış İade bilmiyorsam temiz ettik. Bizde altına de iade olan tüpler oldu hocam. verdiler. İyi Eski oldu. tüpleri aldık. Yani çok eski tüpler, hurdaya ayrılması gereken tüpler. İçinde dolu malzeme de bulunabiliyor kullanılmadığı zaman. Evet hocam. Onların bir an önce uzaklaştırılmasında güzellik oluyor. Böyle bir Evet. çalışma güzel oldu. Hem dekanlığımız hem de İSG olarak sizlerin katkılarıyla bu dertten bir noktada kurtulduk diye düşünüyoruz. Ama bu süreç devam ediyor. Yani bir sene sonra tekrar bazı tüpler belki hurdaya ayrılacak. Tabii Hep takip hocam edilmesi şimdi gerekiyor. biz de işte buna belli bir standartizasyon getirmeye çalışıyoruz mühendislik olarak. En azından belki tüp satın alma değil de tüp kiralama tarzı bir şey konuşuldu zamanında. Belki Evet. firmanın takip edeceği şekilde biz de kontrol edeceğimiz, firmanın takip edeceği 3 senede bir, 4 senede bir tüplerin değişeceği dolu olsa bile. Çünkü bazen tüp alıyor, tüp dolu oluyor. Kullanan da işi bittiği için çok dikkat etmiyor. O dolu tüp belki 10 sene, 15 sene orada kalabiliyor geri Doğrudur. geldiği zaman. Veya Şimdi işte tüp deyip geçmemek lazım. Tüpün içerisinde tam dolu geldiğinde 200 bar civarında bir basınç var. tabii hocam. Bizim evlerimizdeki su yukarıya 4. kata, 5. kata suyun çıkması için 4 bar, 5 bar yetiyor. Evet hocam. Yani aradaki o 50 katlık farkı Var. böyle bir göz önüne almalarını istiyorum ben öğrencilerimizin. Çok ciddi bir fark var. O yüzden o basıncı karşılayabilmek tüpün patlaması esnasında mümkün değil. Büyük bir yaralanma ve maalesef bazen de ölümle Evet, sonuçlanabilecek maalesef hocam, durumlar karşılaşılıyor. maalesef. Maalesef hocam. O yüzden o konulara dikkat. İşte biz de bununla ilgili bir çalışma yaptık. Sanırım bir öğrencinin şikayeti üzerine çok başladı bu süreç bir de. 2 sene önce, 1,5 sene önce falan olabilir. Ekrem hocamla beraber çalıştık makine mühendisliğinde. Bu konuda biz bütün tüpleri gezdik. Dekanlığa bir öğrenci Öğrenciye şikayeti. teşekkür ederim. Güzel bir Evet. süreci başlatmış, faydalı da Sanırım o olmuş. da bu şey hocam bu 2 yıllıklardan gelen öğrencilerden biri. DGS'yle gelen öğrenciden biri olabilir. Çok emin değilim. Veya mühendislik alanı mühendisliği olabilir. Kendisi de fabrikasında zaten bu tip şeylerle uğraşıyormuş. Barkod'u okutmuş. Eski tarihi bir önce dekanlığa söylemiş diye biliyorum ben. Orada. Öyle başladık biz bu fakülte bünyesindeki tüplerle ilgili çalışmaya. Bu şekilde bir işte hurdaya Öğrencimiz bize bana da gelmişti. Böyle bir şeyi iletmişti. Böyle böyle durumlar var. Ben dedim hemen gerekli birimlere iletmenizde fayda var. Veya benzeri öğrenciler de olabilir. Aynı duyarlılığı sanki aynı gösteren öğrencidir hocam. Sanki belki. o olabilir hocam. Belki Eyvallah. sizin Buradan selam yönlendirmenizle söyleyelim kaynaklı. ona da. Evet Yapmış hocam. olduğu gerçekten önemli bir şey. Çünkü sadece bizim bölümde hurdaya ayrılanları ben biliyorum. Çok sayıda hurdaya ayırdıklarımız var. Kiralamaya başladık. Yeni bir süreç Evet hocam. başlattık. Bu yönüyle Sadece de çok faydalı oldu. Faydalı oldu. kesin. Sadece siz İşte değil, makineler çok hocam. Daha da var. biraz önce söylemiş olduğumuz neme lazımcılık değil, elini taşın altına koyan bir davranış biçimi. Kesinlikle hocam. İnsanlarımızın da bunu mutlaka artık örnek alarak uygulamaya başlamalarında fayda var diye düşünüyorum ben de. Tabii hocam. Önce kendi sağlığımız, sonra etrafımızdakilerin sağlığı. Mutlaka. O vebal de bizim boynumuzun borcu hocam. O vebali de Tabii ki. almamalıyız. Başkalarının sağlığını belirtmek bizim boynumuzun borcu. Vebali almamalıyız. İnşallah. Umursamayarak o konulara Bu dikkat. uyarılar bu noktada iyi oluyor. Yani bu tür mesela geçen hafta işlemiş olduğumuz trafikle ilgili derste bu ders bir noktada iyiliği emretmek gibi oluyor. Kötülükten Evet. sakındırmak gibi oluyor. Ve bunu bir adete, melekeye dönüştürmemiz gerekiyor. Yani biz Kesinlikle hocam. artık bu şekilde yaşamalıyız. Evet Bunu hocam. bir psikolojik problem haline getirmeden, yani takıntı haline getirmeden ama alınması gereken önlemleri alarak başkalarının hayatının tadını tuzunu kaçırmayacak şekilde işlemler yapmak zorundayız. Bu iş yerimizde böyle, aracımızı kullanırken de böyle, her Tamam hocam. şekilde karşımıza çıkacak. Zaten şey de var. Buyurun. Aracımıza gösterdiğimiz önlemin 10 katını, 20 katını kendimize göstermemiz gerekirken biz aracımıza önlemin onda birini kendimize gösteriyoruz ve insanlara.
Mutlaka bununla ilgili araştırmalar vardır. Yani bu Bunun şey vardır hocam. söylenmesi Bu sayılar yani öyle gelişi güzel sayılar değil. Kesinlikle şeyi var. Karşılığı olan gerekiyor hocam. ifadeler. Abdullah Paksu'nun bir sorusu var. Hem onu iletmiş olayım. Hem Kesinlikle hocam. de yanlış söylemediysem arkadaşlar Abdullah diye söylemiş. Ben listeden buldum. Şimdi pandemi sürecinde yavaş yavaş evden çalışma işlemi başladı ve hemen arttı. Evet hocam. İş kazalarından bahsediyoruz. İş yerlerini biz bir noktada terk ettik. Evet hocam. Bununla ilgili bir düzenleme yapıldı mı? Hiç takip ettiğiniz şeyde Hocam karşılaştık mı? yani pandemi sürecinde evde yaşanan kazalarla ilgili şimdi hocam İş kazasına mı girecek? Yoksa çünkü işe devam ediyor o esnada. işe Bununla devam ilgili ediyor hukuki ama hiç örnekler başladı mı karşımıza çıkmaya? onunla ilgili bir şeyle karşılaşmadım. Zaten hocam şey ofis işi yapanlar aslında eve döndüler. Fiziki çalışan arkadaşlar maalesef fabrikadan çalışmaya devam ettiler. Tabii ki. Şimdi ofis işi devlet ev içinde nasıl bir imkan sağlayacak çalışanlar? Tamam, evden çalışabilirsiniz diyor. Sizin sağlığınızı korumak için bunu yapıyor. Ama Evet. evdeki fiziksel şartlarda biraz artık o noktada çalışana kalıyor. Çünkü şimdi atıyorum her devlet çalışana da bir masa, bir sandalye, bir bilgisayar temin edemeyecek bir noktadan sonra. Muhtemelen bununla ilgili bir çalışma ben görmedim hocam. Yine bir incelerim. Her İş uygulama başka bir açmazı da beraberinde getiriyor. Yeni bir hocam. çözüm üretmek de gerekiyor. Evet hocam. Dolayısıyla bunların hepsi bizim hayatımızın birer parçası. Yani biz bir karar aldık. Evet, buradaki kişilerin yarısı bir gün gelsin, yarısı diğer gün gelsin şeklinde. Ama iş kazası noktasında acaba nasıl olacak? Bu güzel bir soru. Şimdi mesela devlette hocam Belki de şey mesela. düşünülmüyor. Yani belki de Tabii şimdi düşünülmeyen o bir şey. muhtemelen düşünülmedi hocam şimdi iş Evet. kazası boyutu. Yani şimdi bir gün gelsin bir gün gelmesin eve gidenler çalışmasın deniyorsa idari izin olduğu için o tam orada devleti Ayrı bir bağlayan şey. çok bir şey olmayacak ama siz evden eve gelmeyin evden işinizi götürün dendiği zaman bu biraz yine işverenin işini yapmış oluyorsunuz aslında. Tabii ki. Bu bir açım bununla ilgili bir çalışma yapıldığını bir kontrol etmem lazım ama ben görmedim hocam. Biz Bir bunları kanun. en azından konuşalım çünkü bunlar da yavaş yavaş gündeme gelmeye başlayacak. Evet hocam evet. Burada da bu tür konuların açılmış olması, bir öğrencimiz tarafından böyle bir soruyla da gündeme Sistemin gelmiş açıkları olması hocam bence sistemin önemli. açıklarını bu şekilde Evet. görüp kapatacağız artık. Tabii ki Yani. açıklar olacak ve o açıklarda bir şekilde kapanması Çünkü da ani gerekiyor. alınan kararlar bunlar da hocam. Karar vermeye Mecburiyetten. yazarken çok ani yapılan şeylerde de illa bir açık olacaktır. Şimdi belki bu insanları Covid'den koruma amacıyla yazılırken iş güvenliği açısından nasıl evde çalışılıyor deyip dikkate alamamış olabilir. Bir masa başı işi olduğu için. Çünkü fiziksel çalışan arkadaşlar maalesef çalışmaya devam ettiler fabrikalarda. İsterseniz soruları da ileteyim mi? Buyurun hocam. Belki slaytlarımızda geldiğinde cevaplayabilirsiniz. Ben Tamam soruları hocam. isterseniz okumuş olayım. İlyas Çağlar'ın bir sorusu var. İş kazaları en çok hangi sektörde oluyor diye. Zaman zaman bahsettik bunu. Cansel Çetinkaya'nın mesela bir sorusu. Çalışma saatleri içinde başka bir yerde başımıza gelen kazalar iş kazasını sayılır mı? Bununla ilgili bir örnek verdik ama bunu biraz belki açmamız gerekebilir. Yusuf Bayram. Evet hocam. İş kazaları çalışma saatleri içinde hangi saatlerde daha çok görülüyor? Yani bu belki bir istatistiki çalışmayı da Bir ile içeren bir üç şey. hocam şey yapayım. Şimdi bu inşaat sektöründe çok kaza var hocam. Gemicilikte çok kaza var, iş kazası. Benim istatistiklere baktığımda. Onları da ekleyecektim de çok büyüyecek diye artık eklemedim. Gemicilikten Doğru. kastımız gemi inşaatını mı Gemi kastediyoruz? inşaat Gemi hocam. Tersaneciliği. seyahati esnasındaki mi? Yok, tersane, imal, gemi imalatı Tersaneler. tersanecilik. Tersanecilik. Evet, inşaatlarda çok kaza var. İnşaat işlerinde, yapı işlerinde çok kaza oluyor. Büyük kısmı hocam zaten burada. 100 vakanın belki bu iki sektör %50-60'ını kapsıyordur hocam. Elektrikle Doğru. ilgili kazalar maalesef çok oluyor bazen. Onun dışında bu tip yani genelde imalat, yani bu büyük işte bina imalatı, tersane imalatı, işte gemi imalatı gibi yüksekte çalışılan işlerde iş kazası oranı daha yüksek. İşe başlama saati, bitiş saati arasındaki Şey hocam benim gördüğüm bir SGK'nın bir 2013-18 yıllarını kapsayan bir rapor vardı. Onu inceledim ben 2 gün önce. Saat 10-11,
11-12 Aralık civarında iş kazası daha çok oluyor. O her saat saat planlamışlar bunları. Bir de 14-15 arasında. Onların aldığı istatistiklere göre bu saatlerde iş kazası biraz daha fazla. Sanki 14-15 yavaş yavaş işin bitmesine yakın bir saate geliyor. Ya sanki öyle bir şey de var. Yemeği yemiş çalışan. Diğeri de yemeğe yaklaştığı zaman gibi evet. Oluyor. Yani dikkati biraz dağılıyor galiba. Evet, dikkatin dağılıyor. Bu mola girişine doğru hocam olabilir. Mesela saat 10 civarı bir fabrikada mola olur. Belki işte o molaya evet. Doğru insanın, çalışanın dikkati dağılıyor olabilir. O da sebep oluyor olabilir. 14-15 çünkü bir de galiba 3 civarı veya 2-3 civarı mola oluyor galiba çoğu aynen. Fabrikada. İşte yemeğin verdiği ağırlık, işte o molaya yaklaşmak ve moladan çıkmak derken orada bir dikkatsizlik oluşuyor olabilir. Tabi bu Türkiye için geçerli. Belki yurt dışında daha farklı saatler, belki başka olabilir. Bir daha eski bir çalışmada da şey görmüştüm hocam ben. 4-5 arasını görmüştüm ama mesela bu baktığım istatistikte yoktu. Daha düşüktü oradaki oran. Bu çalışma saatlerinde işte şart dönem, bu Cansel'di galiba ikinci arkadaşta. Yanlış ismini hatırlayabilirim. Sesini başka hocam. Bir yerde başka bir başımıza yer. Gelen kazalar iş kazası sayılır mı? İşte orada ne amaçla bulunuyor? İşverenin bir işini yapmak için dışarıdaysa çalışan, orada başına gelen kaza da iş kazası oluyor. Tabii şimdi şart dönem böyle, şimdi onu alıştırıyorum. Mesela oraya izin alıp dışarı çıktıysa, yarım gün izin aldı, 2 saatlik iş var. O sürede çıktıysa kendi aracıyla veya izin aldıysa, o farklı bir durum oluyor. Ama işveren bizi bir yere yolladı, bizim orada başımıza bir şey geldi. Veya kendi aracıyla bizim oraya giderken başımıza bir şey geldi. Bu da iş kazası olarak sınıflandırılabiliyor. Ama izin alıp dışarı çıktıysak da artık, çalışma saatinde izin aldıysak da yapacak bir şey yok hocam. Tabii ki. O, dediğim gibi onun şartları ne yapmak lazım? O, ne amaçla dışarıda arkadaş? Niçin gitti? Neyle gitti? Bunların hepsi kriter. Kriterler. Bir de hukuki kısımlar giriyor işin içerisine. Bir hukukçu gözüyle de olaya bakılması gerekiyor? Tabii hocam, şimdi ondan sonra iş mahkemeleri var zaten bunlar için. Evet. İş mahkemelerinde gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Bununla ilgili ayrı mahkemeler var. Slaytlarımıza devam edebiliriz isterseniz hocam. Nerede kalmıştık? İş kazası durumunda yapılması gerekenlere geldik şimdi hocam. Bir iş kazası oldu veya iş yerinde meslek hastalığı oldu. Nasıl davranacağız? Şimdi iş kazası olduğunda hemen o bölgedeki kolluk kuvvetine bilgi vermemiz gerekiyor. Yani yarın vermek gibi şansımız yok. Polis ise polis, jandarma ise jandarma, burada iş kazası oldu diye bildirim yapılmak zorunda. 3 gün içerisinde SGK'ya bildirilmek zorunda bu iş kazası. Bizim kurumumuzda iş kazası oldu. Bununla ilgili bilgi vermek zorundayız. Meslek hastalığı tabi ayrı bir sekme. 3 gün içerisinde meslek hastalığı tespit edildiği zaman bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmemiz gerekiyor. Tabi meslek hastalığı bir günde olan bir şey değil. Uzun süreli maruziyetler gerekli. Toza maruziyet olur veya titreşim maruziyet olabilir. Bir günde olan bir şey değil. 1 sene, 2 sene, 3 senelik mesela. Tozla ilgili 1 sene veya 2 sene gibi standartlar var. 6 ay önce işe girip meslek, bu tip şeyler olmuyor tabi de. Uzun süre bir iş yerine çalışıp o iş yerindeki listelere göre açığa ortaya çıkan hastalıklar, meslek hastalıkları. Böyle bir şey fark edildiği zaman 3 günde SGK'ya bildirilmek zorunda. Zaten hocam bir hastaneye gittiğiniz zaman size hemen soruyorlar bir iş kazası. İş yerinde bir kaza geçirdim veya başıma böyle bir şey geldiği zaman polis hemen gelip soruyor. Bu bir iş kazası mı diye. İş yerinde mi oldu, hemen sorguluyorlar. Ben birkaç tane vaka duydum böyle. Hemen emniyet görevlileri gelip orada sorgulayıp orada gerekli işaretleme yapılıyor. Veya gerekli kayıt alınıyor, bu bir iş kazasıdır diye. Siz bildirmeyip oradan geri bildirme olduğu zaman da iş yeri olarak ceza özlüyoruz. Belli bir nasıl diyelim, cezalarla veya kısıtlamalarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi sağlık hizmeti sunucuları bir iş kazası 10 gün içerisinde SGK'ya bildirmeli. Hastaneye değil de gittiğiniz şeye daha ufak aile sağlığı merkezine gittiniz veya başka bir yere. Bunlar da 10 gün içerisinde bunu hastaneye bildirmek zorunda. SGK'ya bildirmek zorunda. Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları da yine 10 gün içerisinde SGK'ya bildirmek zorundalar bunu. Peki işveren vekili ve üçüncü şahısların karşılaşacağı şeyler nelerdir? Duruma göre, suçlu bulunurlarsa. İNSG kanununa göre idari para cezası ile karşılaşabilirler.
bir iş kazası durumunda. SGK kanununa göre rücu davalarıyla karşılaşabilirler. Çünkü kazaya uğrayanın tedavisi yapıldıktan sonra eğer bu işveren kaynaklı bir sorunsa bu tedavi masrafları işverene rücu edilir. Borçlar kanununa göre çalışan, iş kazası yapan kişi tazminat davaları açabilir ve Türk Ceza Kanunu'na göre ceza davaları açılabilir. Hapis sonuçlanabilecek ceza davalarıyla karşı karşıya kalabilir işveren. Yükümlülükler ve şimdi işverenin görevlerini herhalde tekrar hatırlatırsak önlem almak, gözetme borcu vardır işverenin bir kere. Önlem almak, denetlemek, eğitim vermek ve eğitime katılım sağlamak. Bunları sağlamadığı tespit edilirse bunun yaptırımlarıyla işveren karşılaşır. Yani işveren İSG ile ilgili bütün yükümlülüklerini yaptığını bir kaza durumunda ve denetlenme durumunda göstermek ve ispatlamak zorunda. Bunları yapmazsa da kapatma, durdurma, alıkoyma ve para cezası gibi cezalarla karşılaşacaktır. Şimdi biraz bizim algımızla ilgili bir konuya geldik. Tehlikeyi algılamak, risk nedir, tehlike nedir? Bu kavramları, çünkü bu da aslında iş kazasının önünü açan durumlar aslında. Tehlike, çalışma ortam ve şartlarında mevcut olan ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş çalışanlara ve iş yerine zarar verebilecek, yani yaralanma, hastalık, hasar veya zarar verme potansiyeli olan kaynak veya durum. Yani bir tuğlanın yukarıdan düşme ihtimali. Bu düşmesi bir tehlikedir. Risk peki, risk de tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme ihtimaliyle gerçekleşmesi durumunda zarar verme derecesinin bir bileşkesi. Oradan tuğlanın düşme ihtimali var. O tuğla bana düşerse nasıl bir zarar verir? O tuğlanın düşme ihtimali ve bana zarar verme ihtimali. Bileşkesine de risk diyoruz. Şimdi risk algılama ile ilgili görsellerimiz var. Böyle yavaş yavaş onları geçebiliriz. Şimdi burada gördüğünüz gibi koruyucu giysiyle çalışan 4 kişi var. Hatta sırtlarında oksijen tüpleri de var. Ama beyefendi şortla onların yanında durup onları izleyebiliyor. Burada artık zehirlenme riski var. Oradan çıkarak bir yaralanma riski var. Çünkü böyle bir önlem alarak çalışıyorsa insanlar. Burada bir kamyonla yük taşınıyor. Kum ve çakıl taşınıyor. Gördüğünüz gibi sadece bantlarla bunun üzeri kapatılmış. Yani ani bir hamlede bunun düşmesini veya dökülmesini bu bantlar kurtarmayacaktır. Ama önlem aldık mı? Aldık. Bir sonraki görselde havuz keyfi yapan bazı arkadaşlar var. Terliklere gördüğünüz gibi uzatma kablosu takıp oradan mangalı beslemişler. Yine havuzun kenarında ayrı bir uzatma kablosu takmışlar. Bu şekilde tesisatı çalıştırıyorlar. Elektrik çarpılmasına gayet yakın bir durum. İşte burada o koparsa, elektrik kaça olursa ben yaralanırım. Veya çarpılma tehlikesini dikkate almıyorlar. Yine bir sonraki görselde vinçi getirmek veya vinç kiralamak yerine biz bunu yukarı taşırız konulu bir çalışma var. Forklifte forklift bindirerek üst kata eşya taşıyorlar veya malzeme çıkarıyorlar. Muhtemelen ikinci forklift arkadaşı dengelemek için oraya koyulmuş. Hatta bir kişi daha var orada. Forklifti dengelemek için orada duruyorlar. Burada bir devrilme durumunda en az iki yaralanma, hatta aşağıda da bir gözlemci var. Üç yaralanma söz konusu olacaktır. Belki daha kötüsü söz konusu hocam olacaktır. Pek yaralanma gibi olmaz sanırım. Ama tabii hocam, yukarıda bir kişi var, bir de aşağıda da dibinde bekleyen bir kişi var hocam. Evet. Pek yaralanma olmayacak gibi. Ama evet, şöyle hocam, bir şey de var. Geçen hafta forkliftle ilgili Sakarya'mızda bir kaza oldu. Maalesef bir kişiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin hocam. Forklift de çok can alıcı ve can yakıcı bir araç. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanımı hocam, öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama herkesin kullanmaya heves ettiği araç forklift iş yerlerinde ve amacı dışında fazla kullanılan araçların biri olarak düşünüyorum ben forkliftleri. Doğru. Yani taşınacak şeyler taşınır, fazla yüklenir. Herkes kullanmak için. Askerlikte ben emniyet kaza önleme kısmıyla da uğraştım hocam. Biz yedek subay olarak yapmıştık. Bize böyle bir görev de verilmişti. Tanımlamaların içerisinde bu da vardı. Oradaki birçok talimatı uygulamak, onları askerlerimize öğretmek gibi bir takım işlemlerimiz olunca
Askeriyenin bana kazandırdığı belki de en önemli kabiliyetlerden birisi oldu. Bir konuyla ilgili bir şeye baktığımda bu emniyetli mi? Kaza oluşma ihtimali var mı? Bu da belki şöyle bir sorun oluşturuyor. İnsanlar aynı duyarlılıkta olmadığı için sizde bu duyarlılık olunca biraz nasıl bir tabir kullanalım ona? Aykırılaşmış oluyorsunuz toplum yani içerisinde. Göze batıyorsunuz ve aykırılaşıyorsunuz. Göze batmış oluyorsunuz. Ya bu da mı düşünülür gibi. Belki rahatsız edici bir durumlar olabiliyor ama emniyet ve kaza konusu çok önemli. Çünkü insan hayatını denk gelen, tekabül eden, efendim insan hayatını belki de sonlandıracak bir takım olaylarla ilgili konuşuyoruz bu konuda. Tabii hocam. Her şeye yetişemeyebilirsiniz ama gördüklerinize müdahale etmeniz bu noktada çok önemli. Askeriye de mesela bunu üzerine çok çok gidiyorlardı. Bulunduğum birimde ayrılıncaya kadar da hiçbir kaza olmamıştı. Çok yani güzel hocam. Orada tablolar var, masalar var, bir takım tahtalar var. Oralara yazabiliyorlar. İşte bu burada şu kadar gündür kaza olmamıştır şeklinde. Evet hocam. Böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Güzel bir örnek ama bazen de bu çok kısa sürebiliyor. Yani 10 günde, 15 günde, 20 günde neyse bir daha başlatabiliyoruz sayacı. Bu da çok evet, kötü bir durum. Arkadaşlar yerel medyayı takip ederlerse, Sakarya için söylüyorum, diğer yaşadıkları şehirde, sanayinin olduğu yerlerde, bu iş kazalarının ne kadar sıklıkla karşılaşıldığını da oradan rahatlıkla okuyabilirler. Bu işlediğimiz dersin, bu yapmış olduğumuz konferansın, bu sunumun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum. Yani bazıları ya bunu daha önce gördük biliyoruz diyeceklerdir eminim. Evet hocam. Çok önemli değil. Mutlaka emniyet ve kaza önleme ile ilgili çalışma içerisinde olmaları lazım. Evet hocam. Bir de hocam ne kadar çok kişi siz şimdi bazen aykırılık oluyor dediniz ya. Evet. En azından sizin yanınıza gelen ve sizi tanıyan bir insan bu konuda hassas olduğunu bildiği için ona dikkat etmek zorunda kalıyor. Aslında biz kendi sayımızı arttırabilirsek belki onlar da mecburen bize uymaya başlayacaklar bir noktadan sonra. Bir örnek burada daha vereyim. Trafikle ilgili bir örnek olsun bu. Serdivan'da yaşadığım bölgede bir tane dönel kavşak yapılmış. Çok küçük bir dönel kavşak ama yaklaşık 2 metre çapında, 2,5 metre çapında. İçinde ağaçlar, işte yeşillikler falan da var. Aslında görüntüyü de kapatıyor. Yani gelen aracı vesaireyi kapatan bir şey. Bir ara o dönel kavşağın önünde araçlar çok fazla kullanmıyorlardı kavşağı. Bir bıçak bileyicisi gelip orada bıçakları bilemeye başlamıştı falan. Böyle bir şeyimiz vardı. Yani dönel kavşak fonksiyonunun dışına doğru çıkmaya başlamıştı. Ben de inatla trafikten gelip döner kavşaktan dönerek yoluma devam ediyordum. Fakat bu olumsuzluk da oluşturuyordu. Çünkü hiç kimse ona uymadığı için benim yapmış olduğum kurallı davranış sorun oluşturuyordu. Fakat yavaş yavaş yerleşim birimleri de yukarıya doğru taşınmaya başlayınca, bu mezarlığın üst tarafına doğru taşınmaya başlayınca 1, 2, 3, 10, 50, 100 olmaya başladı ve şu anda o döner kavşak etrafında ihlal yapan sayısı neredeyse yok gibi. Eskiden o kurala uyan kimse yoktu. Şimdi ihlal eden kişi sayısı neredeyse yok gibi. Sizin söylediğiniz o sayının artması noktasında insan doğru evet bildiğinin peşine takılıp devam etmesi gerekiyor. Evet hocam, siz bize doğru yapıyorsunuz hocam eninde sonunda. Kimse niye oradan döndünüz evet veya niye şöyle yaptınız diye mi? Çünkü doğru o. Bir noktadan sonra insanlar doğru yapmaya başlayacaklar bence. Yapmaları lazım diye düşünüyorum. Evet, belki haliyle ateşli olmak gerekiyor. Evet. Öyle yapmamız lazım hocam. Devam edelim inşallah hocam. Tamam hocam. Sizin çalışmalarınızla ilgili kısımlar, paylaştığınız güzel örnekler var. Bunlar yaşanmasa keşke ama orada paylaştığınız fotoğraflar, şimdi sunumda devam edeceğiz. Keşke hiç olmasa. Tabii ama ülkemizde bu bilinç olmadığı için daha da fazla oluyor. Şimdi sunumlarda herhalde o fotoğraflar, videolar vesaire kısımları yine karşımıza çıkacak. Evet, görsel elimizden geldiğince biraz azalttık. Ara sıra azalttık, tekrar çoğalttık. Tamam şimdi hocam, buyurun. Elimizden geldiğince paylaşacağız. Bundan sonra yine bir klima montajımız var. Yine balkondaki beyefendinin ben yine ev sahibi olduğunu düşünüyorum. Yine gönlünü el vermiş, kemerinden tutmaya çalışıyor. Adam düşse tutabilecek sanki.
yine bir kemer, burada bir kemerle çalışılması gerekiyor aslında. Tabii. Ama yardımcısı bayraktan tutarak adamı düşmesini engellemeye çalışıyor. Hatta burada bir sepette bom tarzı, bom deniyordu galiba. Sepette bom lazım burada. Onunla montaj edilmesi gerekiyor. Dışarıdan değil mi? Tabii hocam, dışarıdan. Dışarıdan olması gereken bir iş. Evet hocam. Bu sepette araçlar var. Onlarla gelip araçlar bu şekilde. Hatta özellikle elektrik direklerine adam müdahale esnasında çok kullanılıyor. Evet hocam. Binanın yüksekliğinde. Burada o bilinç başlamış hocam. Benim bir arkadaşım evine mesela öyle bir araçla gelip klima montajı yaptılar geçenlerde. Çok güzel. Çok güzel. Belki de yeri tersi merdiven dayayamadığı için aracı getirmiştir. O olsun hocam. Yani bir örnek, en azından böyle bir yatırım yapmış olması da güzel. Tabii hocam. Tabii öyle. Bir sonraki örnekte hocam, slaytlarda sizin dediğiniz var. Sepetli bom yapamamışlar ama tahtadan bir merdiven yapmışlar ampul değişmek için. Hayaller gerçekler gibi oldu bu. Maalesef hocam, maalesef. Yani ne kadar güvenli tartışılır. Zaten o yukarıda çalışırken de yine kemeri yok diye görüyorum ben. Fotoğraf biraz çözünürlüğü düşük ama yine düşme ihtimali yüksek. Bu böyle bir araçla nerelere gidebilirsin zaten? Zaten burada kemerde çok fazla bir iş yapmaz. Evet, evet, muhtemelen. Çünkü ağacı komple götürecek bu. Evet. Ama iş olsun diye yapılmış bir uygulama hocam. Kemer dediniz hocam. Kemerle ilgili geçenlerde bir dış binanın camları silinirken problem yaşandı. O kemer iki kişinin hayatını kurtardı. Kurtar hocam. Bunlar paraşütçü tip kemerler. Epey şey... sağlam 150 malzeme olarak yaklaştığımızda çok sağlam malzemeler. Evet hocam. Onu takmadan kesinlikle iş yapmaması lazım. 32. katta sanırım. 32. katta asılı kaldılar. Ve hayatları kurtuldu. Tabii hocam, bunların darbe gibi bir şey altları var. Efendim hocam? Sepet gibi bir şeyin içerisindeydi. Altı mı çıkmıştı? Bir problem yaşadılar ama o kemer onları hayata bağladı. Tabii doğru hocam. Çok kuvvetli malzemeler yapılıyorlar. Bir de darbe emicileri de var. Mesela bir anda tutmuyor. Siz de böyle çok yüksek çalışıyorsunuz. Böyle yavaş yavaş açılarak duruyor bazıları da. Bu şekilde darbeyi de yumuşatıyor bazı kemerlerde. Devam edebiliriz. Evet. Burada yine bu eski foto. Bu Amerika'da muhtemelen bina inşaatı. İşçiler işte 1900'lü yıllarda ne kadar rahat orada oturabiliyorlar. Bu da iş kazalarının Amerika'da çok yoğun olduğu zamanlardan kalan bir fotoğraf. Hatta bu kullanılan bir görsel. Evet. Yine ürün taşıma ile ilgili aşırı yükleme. Gördüğünüz gibi havalimanı büyük ihtimalle valizle tepeye kadar doldurmuşlar. Bir seferde işi bitireyim diye yapılan bir çalışma. Sağda ise iş makinesine fazla yüklemişler. O da muhtemelen arkaya doğru devrilmiş. Yine önünü görmeden giden iki tane araç görüyoruz aslında burada. Bir sonrakileri bisikletle çocuk taşıma. Üzerine iki tane görselimiz var. Birinde bisikletin arkası sepet var. Çocuğunu oraya koymuş. Ötekinde de yine bir sepet var ama manav sepeti var. O şekilde koymuş, onu bağlamış. Bu şekilde çocuk taşıyor. Yani güvenliğe ne kadar önem verildiğini gösteren ve göstermeyen iki tane görselimiz var burada. Kasklarımız eksik. Kasklarımız da eksik hocam, evet. Kask zaten önemli hocam. Özellikle hız artıyorsa kask ve üst koruyucu elbiseler çok önemli. Hani bisiklet kullananlarda çok kask maalesef görmüyoruz. Çünkü çok yüksek hıza çıkamadıkları için hadi belki bir tık maruz görebiliriz yarışma. Çünkü 5 ile 10 ile gidebiliyor sadece. Ama yüksek hız arttıkça kask ve koruyucu giysi ihtiyaç. İhtiyaç hocam. Çünkü o kafa darbesini engelleyecek bir şey önemli. Devam edelim. Önemli. Şimdi iş kazalarına sebep olabilen etkenlere geldik. Fiziksel etkenler, kimyasal, biyolojik, psikososyal etkenler. Şimdi fiziksel etkenler, iş yerine karşılaşabileceğimiz gürültü, titreşim, termal konfor, aydınlatma, radyasyon ve basınç gibi bileşenlerdir. Biz ofis ortamında ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Bizim etkileyecek en büyük şey aydınlatmaya termal konfordur. Sağda çalışan mühendisi belki gürültü etkileyecektir. Buradaki radyasyon zaten sıcaklıkla ilgili. Daha ziyade işçileri etkileyen unsurlar bunlar. Şimdi gürültü ölçü birimi desimeldir.
Şimdi iki tane bir 0 dB bir de 140 dB gibi sınır var. 0 dB insan kulağının ilk duyduğu ses şiddeti. Buna duyma eşiği diyoruz. 140 dB ise acı eşiğidir. Şimdi kanunlarda 3 sınır belirlenmiş. 82 sınır belirlenmiş daha doğrusu. 80 dB, 85 dB gibi. Şimdi 80 dB ses varsa bir iş yerinde işveren kulak koruyucuları hazır bulundurmak zorunda. Yani 80 dB civarı ses varsa. Ama işçi etkilenme durumuna göre bunu kullanır veya kullanmaz. Bu onun tercihi odaklı. Tercih var. Evet. 85 dB'yi geçtiği anda ses artık çalışan o kulaklığı takmak zorunda. Yani kulak takıcı ve kulak koruyucu 85 dB'ye geçtiği anda artık ses böyle bir seçeneği yok. Artık onu kullanmak zorunda. Bu da mevzuatlara göre ses limitlerini verdik. AB mevzuatına göre, AB birliğine göre de 85 dB 8 saatlik ortalama. 85 dB 8 saat olacak şekilde bir ses maruziyeti var. Diğeri titreşim, yani bu titreşimi cihazları kullanan, böyle kırma işinde kullanan cihazları kullananların karşılaştığı bir sorun bu. Uzun süre bu cihazları kullandığı zaman kas iskelet sisteminde o titreşime bağlı olarak zarar meydana geliyor. Bu meslek hastalığına doğru giden bir süreç aslında bir noktadan sonra. O kaslar düzgün çalışmıyor veya iskelet sisteminde bazı sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Bu ileri gidip gelme veya sağa sola gidip gelme sonucu oluşan, ona sebebiyet veren bir unsur bu titreşim. Buraları hızlı geçebiliriz belki. Bu slide atlayalım. Termal konfor, çalıştığımız ortamdaki sıcaklık. Şimdi fabrika ortamları soğuk olur. Niye? Çünkü zaten çalışan makineler ve siz sıcaklık yaydığınız için sizden daha sıcak bir ortam sizi ısı alışverişini sizin tersinize çevirir. Bu sefer ısı veren siz olursunuz. Yani daha doğrusu ısı alan siz olursunuz ve sizin sıcaklığınız artar. Genelde 15, 17, 20 derece gibi sıcaklıklar kullanılır ki daha soğuk ortamlar sizden. Sizin vücut sıcaklığınız artmasın ve siz ısı veren bir ortama gelin. Isı veren bir duruma gelin. Yoksa sizden daha sıcak bir ortam olduğu zaman sizin bu sefer normal vücut sıcaklığınız 36'dan 38'e doğru yükselir. Bir su içeyim. Ben de susadım. O yüzden daha düşük sıcaklıklı çalışma ortamları tercih ediliyor. Tabii ofis ortamında bu 15-17 olmaz. 20-22. Zaten artık çoğu ofiste klima var. Bu sıcaklığı artık kendimiz belirleyebiliyoruz. Nem önemli bir unsur. İş yerlerindeki bağımlı nem %30 ila 80 arasında olmalı. Tabii yapılan işe bağlı bu. Bunu artık yapılan işe göre iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi belirleyecek. Hava akım ısı, yani iş yerindeki ceyran diyelim veya rüzgar diyelim. 0.5 milibarı geçmeyecek. Üst limiti budur. Yani içeride bir hava akımı olmalı. İçerideki havanın temizlenmesi için de bu önemli. Ama bu 0.5 milibarı yani çalışanı etkileyecek bir seviyeye ulaşmamalı. Aydınlatma önemli bir şey. Bu aydınlatma çok önemli çalışma ortamlarında. Çünkü görme yetimi zayıfladığı zaman ışığın gelme noktasına göre her türlü kazayla karşılaşabiliriz. Elimizi kolumuzu olmayacak yerlere sokabiliriz veya bir cisim gelip bize çarpabilir. Yani çalıştığımız yeri de çalıştığımız eşyayı da iyi görebilmeliyiz. Bu çalışanın performansını arttıran bir unsur. Işık karşıdan gelmemeli, geldiği nokta yukarıdan düzgün bir şekilde olmalı. Bunların hepsi düzgün ayarlanmalı bir iş yeri ortamında. Ki ofislerde de bu önemli bir unsur. Kimyasal faktörler, bunları kısaca tozlar, çözücüler ve gaz ve buharlar şeklinde üçe ayırabiliriz. Hocam sizin daha çok uğraştığınız şeyler aslında bunlar diye düşünüyorum. Evet, kimyasal faktörler çok ciddi sorunlar oluşturuyor. Evet. Yaşadığımız çok ciddi örnekler de var. Bunları da paylaşırsak biraz sizin slaytınıza müdahale etmiş olacağız. O yüzden yok hocam, bu konuda örnek sizde benden daha çoktur muhtemelen. Çünkü deneyim gibi sizin branşınız daha yani müsait. Şöyle bir örnek vereyim. Kimyasal dediniz. Kullanılmış bir beher. Düşünün. Evet hocam. Bu beherin içerisinde asit kullanılmış. Asit dökülmüş. Fakat içerisinde buharı var. Boş. Evet, bir arkadaşımız beheri parmağıyla içerisinden tuttuğunda içerideki buhar tırnağının düşmesine sebebiyet verdi. Yani evet, basit bir kimyasal olay. Daha öncesinde kullanılmış bir
alet ekipmanın gereği gibi temizlenmemesi bir sonraki evet. gelen kişiye mesela sorun oluşturabilir. Bu yaklaşık bir 20-25 senelik örnek. Çok 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 öncesinde yaşadığımız bir örnek. Benzeri dökümhaneler, kaynak yapılan yerler gibi gözünü kaybeden bir arkadaşımız olmuştu. Yani bu şekilde çok ciddi uzuvlarında eksiklikler oluşan, sağlıklarını bundan sonraki süreçte kaybeden insanlar oluyor. Biraz da bu bilinçlendirme konularını bizim her seneki SASKEN programının birinci ya da ikinci haftasında yapma sebebim de bu. Yaşanmış, emniyet alınmadan yaşanmış çok örnek var. Bir arkadaşımıza faydalı olsak bizim için yeterlidir diye düşünüyorum. Hocam o da bir kişiye faydalı olacak. Belki evet. 10 kişiye faydalı olacak. Evet. Yani böyle böyle ilerleyecek bu süreç. Yani kimya tozlarla ilgili mesela toz geçti biraz önce slide'da. Evet hocam. Hemen geçiştirilebiliyor ama silikoziz hastalığı yani iş sağlığı evet, işine de girer bu. Biz son zamanlarda mesela nano boyuttaki tozları kullanmaya başladık. Nano boyut mikronun da altında. Bunların insan sağlığına neler getireceğini doktorlar dahi zaman zaman bilemiyor. Filtreler yok. Yani filtre kullanalım tam sağlığımızla ilgili ama daha onunla ilgili filtreler bile geliştirilmedi. Geliştirilenler de çok pahalı. Yani ona bütçeniz bazen yetmeyebiliyor. Bir taraftan çalışma yapalım derken bir taraftan sizin önünüzdeki engellerle karşılaşmış olabiliyorsunuz. Özellikle sivri köşesi olan tozlar la çalışacak işte silikozis hastalığının sebeplerinden bir tanesi de o. Ciğere saplanıyor ve kansere evet. kadar da gidebilecek. Süreci de başlatabiliyor. Silikozis ayrıyeten KOAH'la da sanırım şeyi var, bir bağlantısı var. Galiba en de hocam. Sonunda nefes almanızı engelliyor ve hayat çekilmez bir hale alıyor ve sonunda ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Yani nefes alamayan bir insana dönüştüren bir süreç, iş yapıyorsunuz, kot taşlama vesaire mesela işlemleri bu konudadır. Ben bu konuda da bir bilinç oluşması açısından taşlanmış kotları almayın, bu tür şeyleri almayın diyorum. Çünkü bu da ayrı bir sektördür, bu da bir ayrı bir bilinçtir diye düşünün. Benim bir yaklaşımım. Kontrollü atmosfer şartlarında yapılabilir. Ücret de ona göre oluyor. Tabii, rakamlar da ona göre olacaktır. O doğal zaman alınabilir. Merdiven altı oldu mu da bir kişinin sağlığıyla oynamış oluyorsunuz. Kesinlikle hocam. Yani bu önemli bir unsur. Bu tip şeyler çalışırken gerekli önlemlerin alınması lazım ama bu maskedir, filtredir, havalandırmadır. Biraz genel olarak zayıf olunan sektörler değil mi Türkiye'de yaklaşımlar. Yani fabrika bacalarındaki filtreler düzgün çalışmaz veya yeterli imkan sağlanmaz. Bu toz konusunda biraz daha ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Maskeleri kullanmıyoruz. Yani şu anda gözle görülür bir virüs var. Evet, artık gözle görülür diyorum. Yani etkileri itibariyle. Dün 138 kişiyi kaybettik. Allah yani, rahmet eylesin. Amin. Yani böyle bir süreç. 2 hafta önce değil, 10 gün önce 60'lara kadar inmişti. Şu anda 2 katılı bir çıkış var. Yani işi bilen kişilerin söyledikleri. Tabii yine işi bildiğini söyleyen insanların da söylediği maskeleri kullanmayın. Bir de bu yönü var. Hani komplocu işte. Yaklaşımlara evet, hocam, olabilir. Bir yerde bir her iki tarafı da anlamaya çalışıyorum. Her iki tarafı da anlamaya çalışıyorum. Yapılabilen bir şey. Olmayacak bir şey değil. Ama işi bilen kişiler, ilim erbabı maskenin takılmasını istiyor. Burada bile biz zorlanıyoruz. Yani ölümle burun buruna bir hastalıktan bile zorlanıyoruz. Bir iş yerinde maske kullanılmasını istediğinizde Türkiye şartlarında çoğu kişi bunu reddedebiliyor. Bunlarla ilgili başka örneklerimiz de var. Ama dersimiz yaklaşık 1,5 saati buldu hocam. Doğru. Hem toparlamak açısından hem de sizin ilave edeceklerinizi alalım. İstediğiniz bir noktada kesebilirsiniz hocam. Tamam, arkadaşlarla hocam. Slide'ı paylaşacağız. Tamam, görüntülerinizi hocam. Paylaşacağız. Fakültemizdeki videonuz var. Yaklaşık 60 evet, dakikalık ya. Olan o videoyu. Onu da paylaşacağız. Dolayısıyla oradan da bilgilenme süreçlerini tamamlarlar diye inşallah umut ediyoruz. İnşallah hocam, inşallah. Buyurun hocam. Evet. Son sözlerinizi inşallah almaya çalışalım. Şu risk etmenlerini bitirelim hocam. Ondan tamam. Sonra tamamlayalım. Tamamlayalım. Sizin de işte, işleriniz vardır. Bize ciddi bir vakit ayırdınız. Teşekkür ederim. Olsun hocam, olsun. Yeter ki bir faydamız olsun, bir katkımız olsun insanlara.
Yani çok teşekkürler. O zaman sıkıntı yok hocam yani. Evet. Yeter ki biz de işe yarar bir katkı veren bir oluşumda bulunalım hocam. Ben İnşallah. Sizin programlara katılmayı ben istiyorum. İnanıyorum hocam. Evet, slaytımıza evet. Devam edelim. Tamamlayalım şöyle. Evet hocam. Şimdi zaten peki bu gazlar, tozlar vücuduna nasıl girerler? İşte az önce konu cidden temas ve emilme yoluyla, solunum yoluyla ve sindirim kanalı emilerek vücudumuza girerler. O yüzden maske kullanımı özellikle gaz, toz ve dumanlı çalışma ortamlarında önemlidir ve kollarımızı kapatacak şekilde. Biyolojik risk etmenleri genelde laboratuvarda çalışanlar ve hayvancılıkla uğraşanlarla karşılaşabileceği şeyler bunlar. Büyük ağırlıkla. Yani bu tip mikrobun olduğu ortama girenler karşılaşabileceği insanlar. Buradan çeşitli meslek hastalıkları da ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu tip biyolojik risk etmenin olduğu ortamlarda çalışırken maskemizi, koruyucu kıyafetimizi, gerekirse daha komplike kişisel koruyucu donanımları kullanmamız gerekiyor. Dördüncü etmen ise psikososyal risk etmenleri. Bu iş yerindeki 4M teorisindeki management yani iş yönetimi kısmından kaynaklanan durumlar aslında. İş yerindeki rol belirsizliği, iş güvencesizliği ve düşük ücret, işte şiddet, iş yükü ve iş hızı psikososyal risk etmenleri olarak tanımlanıyor. Bunlar da iş kazasının önünü açan unsurlar. Şimdi hocam o zaman burada da kesebiliriz hocam isterseniz. Siz bilirsiniz. Saat kaç oldu? Çünkü ergonomi konusu ergonomiyle kısa. Devam edelim mi hocam? Siz bilirsiniz. Sesiniz gelmiyor hocam. Sesimiz ulaşıyor mu acaba? Geldi hocam şimdi süper. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Birkaç da sorumuz var. Onları isterseniz ben yönelteyim. Onlarla bir tamamlamış olalım. Slaytımızı arkadaşlarla paylaşacağız. Tamam hocam. Bilinçlendirme sonra diğer konuya geçtiğimizde evet, orada hocam. Da bunları verebiliriz. Tamam, çeşitli hocam. Sorular gelmiş ama bir tane soru dikkat çekici. Ahmet Pektaş'ın sorusu. Onu paylaşayım. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının piyasada denetlediği şirketin çalışanı olması ne kadar doğrudur diyor. Böyle bir düzenleme, hocam, bununla ilgili bir düzenleme yapıldı sanki diye hatırlıyorum. Yok hocam şimdi genelde şöyle bir ara düzenleme var. Bazı firma, şimdi bazı fabrikalar, büyük ölçekli fabrikalar kendileri istihdam ediyorlar iş güvenliği uzmanlarına ve iş yeri hekimleri. Bazıları ise daha orta ölçekliler hizmet alımı yapıyorlar OSGB'ler üzerinden. Şimdi bunu tamamen şimdi belli bir artık çalışan belli bir sayıya geçince iş güvenliği uzmanı buldurmak zorundasınız artık. Ama hizmet de alabiliyorsunuz mesela. Benim mesela 100 kişilik fabrika iş güvenliği uzmanı bulundurmaktansa çünkü o çalışan sayısı çarpı belli bir dakika var. O iş güvenliği uzmanına geldiği zaman bu çarpım bulundurmak zorundasınız. Eğer o sayının dakikanın altındaysa hizmette alabiliyorsunuz. Bazı OSGB'ler kullanılıyor artık. OSGB'ler üzerinden ortak bir sağlık güvenliği merkezleri onlar oluyor ama fabrikaya istihdam ettiği zaman yine maaşını fabrika ödüyor. Benim bildiğim kadarıyla böyle onunla ilgili net düzenleme yok. Bununla ilgili şimdi ya devlet bunları iş güvenliği istihdam edip zorunlu tutacak. Belli bir mesela belki işsizlik fonu gibi fon oluşturacak iş güvenliği konusunda. Artık 10 dakika oraya 50 dakika buraya çalışan sayısına göre görevlendirecek. Ama bununla ilgili bir sistem nasıl olur? Biraz bir açığımız da bu galiba. Efendim hocam? Açıklarımızdan bir tanesi de sanki bu. Evet, biraz kafa patlatılması gereken ve iş güvenliği uzmanının gerçekten maaşını işverenden alsa da nasıl diyelim hocam? Fona yatırılarak da yapılabilir. Yani her firma bir para yatırmak zorunda zaten. Evet. Parayı devlete yatırıp devlet bunlara parasını devlet görevlendirebilir. Belki merkezi evet. Bir iş güvenliği merkezi kurulabilir. Böyle bir çalışma yapılabilir veya artık iş güvenliği uzmanı devlet bir şekilde dokunulmaz hale getirecek fabrikada. İşte, artık o biraz sıkıntılı bir süreç hocam. Daha üzerine çalışılması gereken bir süreç. Üzerinde evet yani bağımsız kuruluşlar tarafından istihdam edilmesi gerekmez mi diyerekten sorusu da devam ediyor aslında. Yani bir çözüm de üretiyor öğrencimiz. Bu OSGB'ler mi hocam? Ortak iş sağlığı güvenliği. Bu iş güvenliği hizmeti veren firmalar var mesela. Evet. Onlar iş güvenliği uzmanları istihdam ediyorlar. Kiralama yapıyorlar aslında. Sizde 200 çalışan var. 200 çarpı 10 dakika, 2000 dakikalık kiralama gibi bir şey oluyor.
iş yeri OSGB ücretini ödüyor. OSGB'de çalışanın her zaten her türlü maaşını ödüyor. Evet. Yunus Furkan Dilmen. Bir kaza durumunda işverenin hapis cezası alma durumu var mı? İş güvenliği uzmanının burada sorumluluğu nedir? Şimdi hocam bu şimdi kaza nasıl oldu? Mesela iş güvenliği uzmanının fark etmediği bir risk olur. Bunu kimse fark etmez. O zaman tabii ki herkes şey olacak. Okkanın altına gidecek diyelim güncel bir tabirle. Ama mesela iş güvenliği uzmanı risk analizinde bunu belirtir. Der ki buna bir termin süresi verir. Bunu 3 ay yapacaksınız der. İşveren bu sürede bunu yapmaz. Ama mesela tabii ki ölümlü bir kazaya sebep olacaksa iş güvenliği uzmanının bunu da ısrar etmesi gerekiyor. Bu işin yapılmasına dair. İşveren bunu inatla yapmazsa tabii işverenin sorumluluğu olacak. Ama iş güvenliği uzmanı da burada işi durdurmaya kadar gidebilecek bir süreç var. Normal iş güvenliği uzmanı da. İşte bir önceki soruyla da bağlı olunca maaşlı yani, iş. Evet. Dolayısıyla bunu iş güvenliği uzmanı ama ne kadar daha orada çalışabilir ondan emin değilim. Evet. Türkiye'nin de gerçekleri var maalesef. Belki hemen bir iş terminin sonlandırılması olmaz çünkü bakanlık bunlara dikkat ediyor. Ama ilk fırsatta da orayla ilişkisi kesilir mi? Tersi de söz konusu. Yani bende bu yetki var. İş vereni de tehdite dönüşebilecek bir süreci de başlatabilir. Tabii, tabii. Dolayısıyla bunun biraz daha böyle dışarıda bağımsız kuruluşlarca, kişilerce yapılıyor olmasının hem işveren açısından hem de oradaki çalışanlar açısından bence önemi var. Evet. Günün içerisinde zaman ilerledikçe bence bunlar da çözüme kavuşacaktır. Bu şikayetler hep ulaşıyordur gerekli mercilere. Hocam bir iş yerlerinde bir defter vardır iş güvenliği ile ilgili. Yani iş güvenliği ekibi o deftere iş güvenliği uzmanı ve ekibi gördükleri sıkıntıları her zaman yazmalıdırlar. Bu İSG kurulu kararlarında içinde olduğu defter vardır. İş güvenliği defteri. Oraya o kararları iş güvenliği ekibi yazmalıdır. İş güvenliği uzmanı yazmalıdır ki kendini korumaya altına alabilsin. Burada böyle bir sorun var, burada böyle bir şey var diye. O tür şeyler yazılmalı. Hatta altına imzalama, işverenin altına imzalamıyorsa da bunun sorumluluğunu çekecektir. Herkesin o defter çünkü iş güvenliği uzmanı, iş yeri ekibi, işveren, çalışan temsilcisi bunların hepsinin ulaşabildiği bir yerde olmalı. Çünkü iş yeriyle ilgili fabrikanın veya iş yerinin şeyi gibi, manifestosu gibi bir şey olacak aslında. Her şey orada olacak kararlarımızda. Bahsettiğiniz defter sadece iş böyle sanayi kuruluş şu tipindeki yerler için mi geçerli? Mesela her bir kurum okul için. Yani. Bir tabii. Okul için, bir üniversite için. Çünkü tabii üniversitenin hocam. İçinde de laboratuvarlar mevcut. Şimdi mesela mühendis fakültesinde bir defteri olmalı aslında. Biz şimdi, evet. Bizim dosyamız var mühendis fakültesi. Şimdi biz bir iş güvenliği dosyalarımız var. Çalışanların da dosyaları içerisinde. Kurul kararlarımızın da içinde olduğu bir dosyamız var. Biz de orada kararları unutuyoruz. Tabii bizim bir iş yeri, iş güvenliği ekibimiz biraz çok şey oldu, karıştırdık terimler. Bizim iş güvenliği uzmanımız resmi olarak olmadığı için onlar oraya bir resmi olarak bir şey yazamıyorlar. Yazılmaz. Çünkü devlet 2023 sonuna kadar ertelediği için bir resmi görevlendirme yapamıyoruz. Biz mesela 2016'da 6 ay kadar bir resmi görevlendirme aldık. Bu üniversitede 15 kişi kadar tahminim. Bir 6 ay veya 7 ay çalıştıktan sonra kanun ertelenince bizim sözleşmelerimiz feshedildi. Doğal olarak. Çünkü devletin şöyle bir üstürü var. Zorunlu değilse niye çalıştırıyorsun? Çünkü kanun ertelediği için hocam çünkü bu çalıştırma sonucunda da mecburen bir ödeme yapmak zorundalar. Ödeme gerekir. O kalem boşa düştüğü için ödeme yapmadan çalıştıramıyor. Orada bir döngüye girileceği için sözleşmeler doğal olarak feshedildi. İptal edildi bakanlık nezdinde. Şimdi iş güvenliği uzmanımız yok resmi olarak. İş yeri ekibimiz yok. Biz burada biraz gönüllü olarak bu işleri yapıyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Bazı kurumlar mesela diş hekimliği de sanırım şu anda hizmet alımı yapacak bu işlerle ilgili. Risk analizi ve şey yaptığımız için. Şimdi şöyle paylaşmak istiyorum. Bu iş kazası mevzusuna girdiği için hapis cezası alma durumu var mı diye soruyor. Yani evet, bu hocam. Sorunun aslında sorulmuş olması boşu boşuna sorulmuş bir soru değil. Evet hocam. Şimdi bu ülkede 301 kişi bir maden kazasında vefat etti. Evet hocam. Arkasından başka kazalar geldi. Sakarya'mızda bir patlama oldu. Evet. Ve mahkemesi bu her iki kazanın da. Birisi hadi bu yaz oldu. Daha 6 aylık bir süreç, 7 aylık bir süreç diyebilirsiniz ama. Diğeri yıllar geçti.
Yani 2014'tü galiba, tam emin değilim, 14-15. Tabii 2014, daha önce de bir tane 14, oldu galiba. Belki daha bile önce olabilir. Yani hala daha yargılanma sürecinin devam ediyor olması hukukumuz açısından daha bir şey, handikap diyelim, bir problem. Yani ceza alması gerekiyorsa, karşı tarafa bir şeylerin ödenmesi gerekiyorsa, bu adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve karşı tarafa haklarının ödenmesi lazım. Yani 301 kişi ölmüş. Ben diyorum ki 300 kişiyi bir tarafa, o bir kişi siz olabilirdiniz. O bir kişi olmayı kim kendisine kabullenebilir? 300 kişi var burada. Bir de bir kişi var. O bir kişi siz olsaydınız bu şekilde davranabilir misiniz? Bu şekilde konuşabilir misiniz? Burası bence çok önemli. Hukuki düzenlemelerimizdeki eksiklerimiz yine varsa bunların da bir şekilde giderilmesi lazım. İş güvenliği konusunda da diğer alanlarımızda da bunları bir şekilde gidermemiz lazım. Yunus Furkan'a da Yunus Furkan sormuştu bu soruyu. Teşekkür ederiz ona da. Organizasyon düzgün kurduysa bir iş yeri. Çünkü buna çok dikkat eden firmalar var Sakarya'da. Otomotiv firmalarımız var mesela. Ben firma ismi verebiliyor muyuz hocam burada? Reklama girmez. Hocam önemli değil. Biz bizeyiz burada. Biz Toyota'ya bir elektromanyetik radyasyon ölçümü tarzı bir şey yapmıştık. Sene 2013 olabilir hocam. Osman Çelezi hocamla beraber. Hocam mesela yürüyoruz. Zaten içeri girdik. Bize hemen çelik burun ayakkabıları verdiler. Paletleri verdiler. Hemen üzerimize sarı şeyleri verdiler. Hemen bir iş konusunda güvenli bir şekilde eğitimden önce. Mesela ben hafif çizginin dışına taşmışım yürürken. Hemen arkadan geldi, bizle beraber olmayan başka bir çalışan bizi uyardı. Lütfen çalışan mı uyardı? Tabii mesela bizim ekibimizde bizi gezdiren, bizden sonra personel önden gidiyordu. Ben daha arkadan geliyordum. Dışarıdan gelen birisi bizi uyardı. Hatta o personeli uyardı önce. Beyefendiye söyleyin, çizginin içine yürüsün diye. Yani fabrikanın içerisinde böyle bir bilinç oluşturmuşlar. Sene 2013 belki 2012, çok emin değilim. Ben de aynı şeye şahidim. Şundan dolayı biz de iki defa projelerle ilgili toplantılara katılmıştık. Yani ekipmanların verilmesinden tutun, gezdirilirken riayet edilen çizgiler. Birçok firmada artık bu bir kültür haline dönüşmeye başladı. Evet hocam, çünkü bunun yaptırımları fabrikaya dönüyor hocam. İş güvenliği uzmanına bazen suçlu bulunuyor, bazen sorumlu müdür suçlu bulunuyor, bazen fabrikaya mali, maddi yük geliyor. Şimdi bunlardan kaçınmak için geçen bir bakan, bir şeyden mail geldi, İş Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden. KOBİ'ler bir iş kazasında sermayelerini %63'üne kadar kaybedebiliyormuş hocam mesela. Büyük rakam. Şimdi, çok büyük rakam. Mesela sermayenin %63'ü bu risk almaya değer mi? Çünkü rücu davası var, para cezası var, tazminat var, her şey var. Başlangıçta bahsettiğiniz 4 tane farklı ceza hususları var. Şimdi bu risk, yapacağınız belki aylık ufak bir maliyet, bu risk almaya değer mi hocam mesela? Bunu da artık işverenlerin ve şeylerin düşünmesi lazım. Son soru olarak da Meryem Adıyaman. Aslında bir önceki hukuka bağlamıştık. Hukukla ilgili düzenlemeleri istiyordu, hapis cezası demişti. Onunla bir noktada alakalı. İş kazası sonucunda çalışan iş yapamaz hale geldiğinde işverenin tutumu nasıl oluyor? Belki bu örneklerle anlatılabilir. Yaşanmış bildiğiniz örnekler olabilir. Çalışanın ihmali ise bu kaza, yani bu kaza bu çalışanın ihmalinden kaynaklanmışsa tutum nasıl gerçekleşiyor, nasıl oluyor? Şimdi hocam zaten kaza olduğunda her türlü bir dava açılıyor şimdi bu süreçte. Artık mahkeme bakacak orada şimdi kaza nasıl oldu, iş raporları alınacak. Şimdi iş veremezlik çok kötü bir şey tabii de. Şimdi çalışan hatasıysa da mesela çalışan şeye bakıyorlar hocam, biz de bir kişilik yapıyoruz. Eğitimler yapılmış mı? En önemlisi. Mesela işveren yapması gereken İSG açısından her şeyi eğitimini vermiş, risk analizini yapmış, çalışanı uyarmış. Gerekli ekipmanı temin etmiş mi? Bunlara bakılıyor. İSG açısından işveren ne yaptı? Sonra çalışana bakılıyor. Verilen ekipmanı kullanmış mı? Kullandığı ekipman sağlam mı? Doğru ekipmanla mı çalışmış? Bunlar hepsi analiz edildikten sonra bir rapor yazılıyor. Buna göre bir karar veriliyor. Ona göre de suç unsurları yani. Tali kusur, asli kusur belirleniyor. Yani o süreç sonucunda da işveren suçluysa gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Hocam şimdi patronun tutumu
İş yeri büyüdükçe daha ciddi olurlar. Kurumsal. Daha kurumsallık azaldıkça tabii işveren veya artık biraz daha bu konuda ne kadar hızlı kendimi kurtarırıma doğru dönüş yapabilir. Kurumsallık da önemli bu konuda. Yani bazen daha ufak iş yerlerinde, bazen günübirlik sigortasız reddi işi çalıştırıyor veya işi çalıştırıyor. Şimdi bunu nasıl kanıtlayacaksın? İnşallah bunlarla ilgili bütün düzenlemeleri devlet kurumları... Belli koşulları var hocam, onların kapatılması gerekiyor zamanla. Evet, varsa eksiklerimiz... Eksiklerimiz varsa bunların mutlaka giderileceğini, giderme evet. yönünde de büyüklerimizin hareket edeceğini inşallah düşünüyoruz. Evet hocam. Bence kanun açısından sıkıntımız yok hocam. Denetimle ilgili biraz eksikliğimiz var. Doğru. Bizim bence ülke olarak kuvvetli kanunlarımız var. Kanunlar yerinde yapılmış ama denetlemelerle ilgili. Evet. Bu hem içten denetleme, biraz önce Toyota'dan örneğini verdiğiniz, yani evet, oradaki hocam. Çalışanın denetlemesi de önemli. Beraberinde... dışarıdan gelip onları denetlemesi kişilerin çok çok önemli, belirli yetkili kişilerin. Bu yapılmazsa karşımıza bir kaza çıkıyor. Belki bu kazanın sonunda ya yaralanma oluyor ya da ölümle de sonuçlanabiliyor. Allah muhafaza etsin hepinizi. Evet hocam. Ben vermiş olduğunuz bilgiler için, teknik bilgiler için koşabilecek kazaları önleme adına öğrencilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Şey hocam, aslında en önemli şey de uygulanmıyordur belki Türkiye, uygulanmıyor genel Türkiye'de. Çalışanın kendi riski gördüğü zaman çalışmama hakkı var. Tabii bu, iş kaygısı, rol belirsizliği gibi şeylerden dolayı çalışan bunu pek kullanmıyor. Ama o yaptığı prosesin, yaptığı işin kendine zarar vereceğini gördüğü zaman bunu yukarı bildirip sakınma hakkı var. Tabii işte ekonomik şartlar ve benzeri şeylerden dolayı çoğu kişi bu hakkı göz önüne almıyor, kullanmıyor. Sadece yukarı bildirip çalışmaya devam ediyor. Böyle bir şey de var aslında. Bunu da söylemeden bence bitirmeyelim. Çalışan bu aslında önemli. Kendini korumak için ve etrafındaki korumak için böyle bir hakları var aslında ama kanunun verdi. Bu önemli. Ama ne kadar kullanılıyor, ne kadar kullanılabiliyor? İşte iş kaygısı, ekonomik kaygılar. Tek başına kullanılabilecek bir şey değil. Sendikaların da bu konuda devreye girmesi gerekiyor. Tabii. Sendikaların, yani fabrikaların içerisinde sendikalaşmanın da bu noktada önemi ortaya çıkıyor. Yani siz evet. ferdi olarak bu işlemi yaparsanız, bir defa yaparsınız, ikinci yaptığınızda muhtemelen başınıza gelecekler bellidir ama sendika ile birlikte olduğunda bu bir güçtür. Onu evet, kolay evet. kolay gerçekleştiremezler. Aslında sendika ile ilgili de bir program yapılsa güzel olacak. Bu hem memurlarla ilgili sendikaların bilinçlendirilmesi hem de işçilerle ilgili gerekli diye düşünüyorum. Yani alanlarımız çünkü bunlar. Bunlarla ilgili yaşadığımız sorunları çözen bir noktada unsurlar bunlar. Bu unsurların kesinlikle. Bilinmemesi, hele hele mesela biraz önce bahsettiğiniz son cümle, bunu söylemeden geçmeyelim dediğiniz, evet. işi reddedebilme değil mi? Ya bu işi yapmıyorum diyebilme hakkı, sakınma hakkı var. İşten sakınma hakkını birçok işçi belki de bilmiyor. Yani bu bunun bilinçli olması de çok çok önemli. Evet. Bu bilinçlendirmenin en azından ders bazında mühendislerimize, mühendis adaylarımıza yaptığınız için ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz sunumumuzu, konferansımızı hangisi uygun görülse. Çünkü hepsi bir arada oldu. Evet, söyleşimiz, güzel oldu. Söyleşi daha, de ben, oldu. Güzel oldu. Daha güzel oldu. Ben daha çok zevk aldım. Evet. Daha güzel. Sizin sayenizde de teşekkür ederim. Burada bu arkadaşlarımızdan gelen soruları paylaştım. Onlarla okumaya çalıştım. Ahmet, Yunus, Berif, Cansel, Yusuf'tan iki tane soru geldi. İlyas. Onlara da teşekkür ederiz. Katkıları evet, güzeldi. Katılım yaptılar. Bu söyleşiyi dallanıp budaklanmasına, güzelleşmesine onların katkıları oldu. Kesinlikle. Öğrencilerimizden bundan sonraki sunumlarda da destek bekliyoruz. Kesinlikle. Onlar ne kadar interaktif olurlarsa daha güzel, daha etkili bir evet. sunum olacak hocam. İnteraktiflik çok önemli. Bu soruları ben takip edemiyorum. Çok zor. Çünkü YouTube kanalında akıyor. Chat kısmından alıyoruz. Aşağı doğru akıyor. Yüzlerce, binlerce belki yazışma var. Bunları bize Fatih Kaya isminde bir öğrenci arkadaşımız da derleyip toplayıp gönderiyor. Ona da buradan sağ teşekkür olsun. Ediyoruz. Eline sağlık konuda, sağ olsun. Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi, SASKEM. Onun bünyesinde Akademik Çalışmalar 1 ve Akademik Çalışmalar 2 dersini gerçekleştiriyoruz. Baha hocamıza yapmış olduğu bu destekten dolayı ben üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Kayıt altına alınan bu bilgi YouTube'da şu anda sadece üniversitemiz öğrencilerine değil, aynı zamanda birçok kişiye rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu yönüyle ben çok bilinçlenmeme faydası olduğunu düşünüyorum. Bildiklerimi tekrar etmek, pekiştirme noktasında Baha Hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Programımız burada sona ermiştir. Katkıda bulunan, bizleri takip eden tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İyi günler.